Merhabalar. Sesim geliyor mu İsmail Bey? İlk önce bir onu kontrol edeyim. Evet, sesiniz geliyor. Buyurun Özgür Bey. Tamamdır. Merhaba. Öncelikle hepiniz eğitimimizin üçüncü gününe hoş geldiniz. İsmim Özgür, soy ismim Öztürk. Aslında ismim aşinalığınızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitimimizin birinci ve ikinci günlerinde bu mesaj bölümündeki sorularınıza cevaplayan kişilerden biri de bendim. Bugün de böyle sosyal mesafe kurallarına uyarak karşınızdayım. Firmamızda satış mühendisi olarak görev yapıyorum. Bu ay itibariyle de fonksiyonel firması çatısı altındaki dördüncü seneme girmiş bulunmaktayım. Anlatacaklarıma başlamadan önce böyle çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. Fonksiyonel firmasına geldiğim ilk günden bugüne kadar bilgisini paylaşan, deneyimlerini aktaran ve bunun için de çaba harcayan bir ekiple beraber oldum. Bilgi paylaşımının önemini buraya gelmeden önce de aslında biliyordum. Fakat burada bu bilgiyi ve bu deneyimi yaşayarak öğrenmiş olma şansını elde ettim. Ve bugün ben de böyle bir ekibin parçasıyım. Ve sizin karşısındayım. Bundan da gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu zor günlerde düzenlemiş olduğumuz bu eğitimlerin de aslında başlığı amacı bu. Bizlerin bilgisini sizlerle paylaşabilmek. Çünkü biz bilginin paylaştıkça çoğaldığını düşünen ve buna inanan bir ekibiz. Umarım bu günleri de en kısa zamanda atlatırız. Sizlerle yüz yüze tanışma fırsatımız da olur. Çünkü biz de sizlerin deneyimlerini öğrenmeyi ve bizim bildiklerimizi bu deneyimlerle örtüştürmeye gerçekten çok isteriz. Tekrardan hoş geldiniz. Ben şimdi ekran paylaşımına geçeceğim. Hem bu sakallı adam görüntüsünden de sizi kurtaracağım. İsterseniz şöyle yapalım. İlk önce dün neler yaptık? Buna bir değinelim. Daha sonra bugünkü eğitimimize de yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Dün öncelikle FATEC piyasalarıyla nasıl konfigürasyon hazırlanır, konfigürasyon hazırlarken nelere dikkat edilmelidir ve buna bağlı olarak da doğru ürün nasıl çıkılır bunları inceledik. Buna istinaden de bazı örneklemeler yaptık. Daha sonrasında sektörümüzün içinde bulunan bazı çevresel ekipmanları gösterdik. Peki bunlar neydi? İşte PT100'ler, PT1000'ler, termokupullar, potansiyometreler, dijital sensörler, analog sensörler, limit anahtarları, dijital girişler, analog girişler vesaire gibi bazı çevresel ekipmanlardan bahsettik ve bunlara da örnekler vererek anlatmaya çalıştık. Yine akabinde FATEC'in ilave modülleri ve bu modüllerin piyasaya tanımlanmasından bahsettik. Bunlardan bahsettik. Burada hatırlamamız gereken bazı önemli konular var. Bu arada ekran paylaşımım mı durdu diye bakıyorum. Özgür Bey, ekranı tekrar paylaşır mısınız? Geldi mi şu anda? Evet, şu an geldi. Tamam. FATEC modülleri, ilave modülleri ve bu modüllerin piyasaya tanımlanmasından bahsettik. Burada hatırlamamız gereken üç önemli konu vardı. Birincisi neydi? FATEC modülleri herhangi özel bir tanımlama işlemi gerektirmeden PLC'ye bağlandığı an direkt olarak kendini tanımlar ve sizi manuel olarak tanımlama zahmetinden kurtarırdı. İkinci hatırlamamız gereken konu ise versiyon konusuydu. Onu da şöyle örneklendireyim. Bundan 5 yıl önce üretimi olan bir PLC'ye bugün üretimi olan bir ilave modülü direkt olarak takıp kullanımına başlayabiliriz. Bunun için herhangi bir versiyon güncellemesine ihtiyaç duymayız veya bunu tam tersini de düşünebiliriz. 5 yıl önceki bir piyasaya bugün üretimi olan bir ilave modülle takabiliriz. Yine aynı şekilde herhangi bir versiyon güncellemeden kullanımına devam edebiliriz. Üçüncü olarak da WinProLeader ile alakalıydı. Şöyle örneklendireyim. Bundan yaklaşık 30 yıl önce FATEC'in ilk piyasası olan FBE serisi dediğimiz bir piyasası vardı. Böyle beyaz ve çok büyük bir kasası vardır. Hatta bizim yöneticilerimizin tabiriyle tuğla kasa diye adlandırırız biz onları. Bugünkü WinProLeader programını bile hala WinProLeader programıyla hala o FBE serilerini programlayabilir. Hatta birinci gün eğitiminde bahsettiğimiz
Yeni çıkacak olan Motion PLC'mizi de yine WinPro Ladder üzerinden, bugünkü WinPro Ladder üzerinden programlama şansını elde edebileceğiz. Affedersiniz. Daha sonrasında hafıza elemanlarından bahsettik. Peki bunlar neydi? Girişlerimiz, çıkışlarımız, zamanlayıcılarımız, sayıcılarımız, dahili kontaklar, kayıp bölgeleri gibi hafıza elemanlarına değindik. Bunların üstünden örnekler vererek sizlere aktarmaya çalıştık. Akabinde özel bitlerimiz vardı. Fatih'e özgü bazı bitler. Bu bitler nelerdir? Nerelerde kullanılır? Bizlere sağladığı avantajlar neydi? Bunlardan bahsettik. Komut listelerini inceledik. Açık kontak, kapalı kontak, yükselen, alçalan kenar ve buna benzer komutları tek tek görselleriyle beraber bakma şansımız oldu. Kontak karakteristiklerine ve Word birleştirme konulardan da bahsederek üzerinden tekrar bir geçmiş olduk. Son olarak da dün operantları görmüştük. Bunlar da yine kaynak, hedef, uzunluk, sayı, işaretleyici, anlık değer, ön ayar değeri ve tablolardı. Bunları da yine kısaltma ile beraber gördük. Volkan Bey bizlere bunu anlatmıştı. Dünkü konularımız bunlardan ibaretti. Ben aslında şimdi sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Bunu da hani bu platformda nasıl yapabilirim? Göreceğiz. Sizlerin de yardımına ihtiyacım olacak. Şöyle, aramızda şu anda WinPro Leader'ı hiç bilmeyenler de olabilir. WinPro Leader'ı iyi bilenler de vardır. Biz bu oran orantıyı yapmak istiyoruz. Yani bunu görmek istememizin sebebi de şu. Artık bugünden itibaren WinPro Ladder ağırlıklı bir eğitime devam edeceğiz. Çünkü yavaş yavaş artık teknik tarafa geçtik. Hani yüzde kaçımız WinPro Ladder'a hakim, yüzde kaçımız değil. Eğer biz bunu bilirsek bundan sonraki sürecin daha sağlıklı ilerleyeceğine inanıyoruz. O yüzden sizden ricam, eğer ki WinPro Ladder'ı hiç bilmiyorsanız, görmediyseniz, biri, WinPro Ladder'ı gördünüz ama ya da kulak aşinalığınız var. Hani tam emin değilsiniz nedir ne değildir. O zaman iki, WinPro Ladder'ı biliyorsunuz, kullandınız, hakimsiniz. O zaman da üçü tuşlayıp şu mesaj bölümüne yazıp gönderme şansınız olursa biz de şöyle bir dakika içinde bir yüzde çıkartmaya çalışalım. Bunun için bir bekleyeyim isterseniz. Sizler de oraya gönderim sağlayın. Özgür Bey, Ha, buyurun. mesajlar geldi. Tamam. Devam Tamam. Ben şöyle, edebiliriz. tamam, teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim bu arada. Böylece bekletmiş olduğum için de kusura bakmayın. Şöyle, ben yavaş yavaş artık sözlerime sormayacağım fakat bir hatırlatma da yapayım. Çünkü 2 gündür chat bölümünden de çok soruldu bu soru. Hani bu eğitimler kaydediliyor mu, ulaşabilecek miyiz? Evet, bu eğitimler ilk günden bugüne kadar kaydedildi. Hala da kaydediliyor ve kaydedilmeye de devam edecek. Bunlara nereden ulaşabilirsiniz? Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabileceğiniz linkler paylaşılacaktır. Oradan da bu linklerde tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz. Kaçıranlar için de büyük artısı olacağını düşünüyorum. Şöyle ben yavaş yavaş sözlerime son vereyim. Eğitimin bundan sonra kısmına Murat Bey devam edecek. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi eğitimler dilerim. Değerli katılımcılar ve ekip arkadaşlarım, FATEC PLC 1 eğitiminin 3. gününe tekrardan hoş geldiniz. Bu arada sesimi duyabiliyorsunuz değil mi? Onu bir kontrol edelim. Evet, sesiniz net geliyor. Sunum da paylaşıldı. Devam edebilirsiniz. Saniye. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet, Murat Bey. Tamam. Bugünkü teknik eğitiminizde beraber olacağız. İsmim Murat Yılmaz. Şimdiden öğretici ve verimli geçmesini diliyorum. Peki bugün nelere bakacağız beraber? Tüm FATEC PLC'lerin programlayabileceğiniz WinProder'a artık geçiş yapacağız. Burada program üzerinden mainleri tanıtacağız. Simülasyon modu, program atmak, çalıştırmak, akabinde bir iki tane basit uygulama da yapacağız. Sonrasında bunlarla alakalı işte etiket kullanımları, işte bu projelerin içerisinde zamanlayıcı sayıcılardan da kullanacağız. Uygulamalarımız için ben şöyle iki tane basit uygulama seçtim. Bunlardan bir tanesi trafik ışıkları olacak. Öteki ise tank seviye kontrolü olacak. Şimdiden iyi eğitimler diliyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım.
Evet, tüm kullanıcılarımıza daha öncesinde de duyurduğumuz gibi WinProider'ı bilgisayarlarına yüklemelerini rica etmiştik. WinProider'ı açtıklarında böyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. Dilerseniz şöyle yapalım. Uygulamaya kadar olan kısımda tamamen benimle beraber izleyin. Zaten uygulama kısmında da siz de katılabilenler de yavaş yavaş uygulamayla beraber benim yaptıklarıma katılırlar. Ama bu süreci izlemenizi tavsiye ederim. Yavaş yavaş menülerine girelim. En çok bugün kullanacaklarımızlardan bahsedelim. Şimdi dosya menüsünden yeni proje diyerek ilk projemizi oluşturalım. Buraya projemizin ismini giriyoruz. Mesela 3. eğitim günü dedik. Burada ise kullandığınız PLC modelini seçeceksiniz. Örneğin düzenleye tıkladığımızda bakın burada FATEC PLC'nin serilerini görüyorsunuz. Burada FATEC PLC'nin tüm serileri mevcut. Hatta az önce Özgür Bey'in bahsettiği bakın FBE serisi yaklaşık 30 yıl öncesindeki seri bile hala bu programla programlanıyordu. Bunun size getirdiği avantaj ise şu. Bugün mesela bir PLC aldınız, program yazdınız. 10 yıl sonra da keza aynı şekilde aynı programla açabiliyor olacaksınız. İşte versiyon uyuşmazlığı ya da işte CPU'nun üzerindeki OS versiyonu güncel değil gibi bu tarz mesela problemlerle karşılaşmıyorsunuz FATEC'te. FBS serisi, benim şu an yanımda 24'lük bir kasa var. Bunlar neydi? İşte dijital IO'larının toplamıydı. 6 giriş 4 çıkışla başlıyordu bunlar. 36 giriş 24 çıkışa kadar tek bir CPU'da alabiliyorduk. 24'lü olarak seçtim. Burada da tamamen FATEC PLC'nin modellerini seçiyorum. İşte MA serisi ya da işte MC serisi diye. MC serisini seçtim. Tamam dedim. Burada ise projenizle alakalı eğer notlarınız varsa buraya kısa kısa yazabilirsiniz. Ne olabilir mesela? Diyelim ki teknik eğitim 3. gün. İşte eğitmen ne diyelim? Murat Yılmaz diyelim mesela. Tamam dediğinizde projenizin bu şekilde bir arayüzü karşınıza geliyor. Aslında ilk 2 gündür de bahsettiğimiz şey şuydu. Biz güzel Türkçemizi her zaman kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde bir anlayış içerisindeyiz. Bakın olabildiğince birçok şeyini, menüsünü zaten Türkçe haline getirdik. Bu yüzden daha da kolay anlaşılacağını da düşünüyorum. WinProider 2 bölümden oluşmakta aslında genel olarak. Bir üst taraftaki menüler, bir de sol taraftaki menüler. Burası da proje ağacı dediğimiz kısım aslında. Bakın burada artıları görüyorsunuz. Bu artıları böyle basarak buradaki tabları böyle açabilirsiniz. Bakın hatta PLC'mizi de burada gördük. İşte dijital inputları gördüğünüz gibi işte 14 tane dijital input, 10 tane de dijital output. Şunu da aşağı doğru indireyim. Daha rahat görünmesi adına. Şöyle menülerine artık yavaş yavaş gelelim. Dosya menüsünde işte yeni projeyi zaten gösterdik açmayı. Mevcut projemizi de açabiliriz veya bunu kaydedebiliriz ya da programı kapatabiliriz. Düzenle menüsünde bakın şurada sağ tarafında zaten kısa yolları da gözükmekte. Bunlar neydi? CTRL ile beraber X yani neredeyse birçok Windows işte Excel olabilir, Word olabilir. Kısa yolları zaten benzer. Kes, kopyala, yapıştır. Mesela bunları programlama yaparken sık sık kullanacaksınız. Şöyle şunu da biraz daha ekranımda büyütmeye çalışayım isterseniz. Olabildiğince. Bu kısmı da şöyle Ctrl F ile projenizin içerisindeki herhangi bir kontağı herhangi bir fonksiyonu arattırabilirsiniz. Menülerde özellikle şöyle yapmayı tercih ettim. Buralara programlama tarafına geçtiğimizde yer yer menülere de döneceğiz ki daha anlaşılır olsun. Burada şimdilik şöyle genel olarak bir tanıtımına bakıyorum. Görünüm kısmında ne var? Görünüm kısmında şuraların tikli olmasını tavsiye ediyorum. Bakın mesela buradan tiklerini tıklayarak kaldırabiliyorsunuz. Mesela program birim açıklaması görünsün ya da görünmesin gibi. Bununla alakalı örneği de yapacağım. Şurada bakın font var.
Fontu ben büyük olarak yaptım ama isterseniz bunu en büyüğe seçip bakın şuradaki sıralarınız yani networklerinizi de olabildiğince büyüteyim ki görünmesi de sizin için daha rahat olsun. Buradan bakın küçültebiliyorum. Mesela en küçük yaptığımızda ladder'lar daha da küçülüyor. Sonrasında proje menüsü. Proje menüsü FATEC PLC'de ikinci olarak yapacağımız gelişmiş eğitimde aslında birçok noktasına değinilecek. Ben şimdilik şöyle göstereyim. IO Configuration kısmı gelişmiş eğitimde anlatılacak kısım. Burada neler yapabiliyorsunuz peki? Basit bir encoder uygulaması için ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. İşte bir servo motor ya da step motor sürecekseniz onunla alakalı ayarları mesela buradan yapıyorsunuz. Eğer uygulamanızda bir sıcaklık kontrolörü varsa, yani ne bileyim bir termokupul, PT100, PT1000 gibi bir sensörünüz varsa ayarlarınız buradan. Load cell ile alakalı bir ayar yapacaksınız. Keza buradan. Dediğim gibi bunlar PLC 2 eğitiminin konuları olacak. Hafıza tahsisatı önemli. Buna gireyim. Bakın burada dündü sanırım Volkan Bey'in anlattığı eğitimde işte 1 saniyelik timerlarımız, kalıcı M kontaklarımız, counterlarımız bunlardan bahsetmişti. Burada mesela şunu gösterebilirim. Mesela 1 saniyelik T200 ile T255 arası yani zamanlayıcılarımız 1 saniyelik. Peki bu bana yetmiyor. Yani ben 56'dan daha fazla istiyorum derseniz program dahilinde. Şurayı mesela değiştirerek bakın burası ne oldu? 106'ya kadar çıktı. Bu şekilde de mesela bölümleri ayırabilirsiniz. Ya da mesela kalıcı kontaklarım, iç kontaklarım mesela 600 tane bu bana yetmedi programda. Ben 800 tane istiyorum diyebilirsiniz. Sonrasında bakın şurada bazı tablolar var. Bu tabloların kısa yolları aslında sol tarafta da göreceksiniz şurada. Birebir aynısı. Bunlar da keza mesela işte nedir? İki PLC'yi birbirleriyle haberleştireceksiniz. Bir servo süreceksiniz. Modbus'la bir frekans invertörüyle haberleşeceksiniz. Bunları da mesela burada tablo oluşturarak yapıyoruz. Bunlar da PLC 2 eğitiminde fazlasıyla bahsedilecek. Biraz daha şöyle aşağı doğru indiğimizde proje ayarlarında bakın şifreleme tarafı var. FATEC'in çok kuvvetli ve güçlü olduğu nokta burası. Birçok kullanıcımız programlarını yani aslında ben bunu emeklerini diyorum. Emeklerini şifreleme tarafında tercihte bulunuyorlar. Burada FATEC'in güçlü olduğu nokta ise 3 tane farklı şifreleme yapabilirsiniz. Nedir bunlar mesela? İşte projeyi şifreleyebilirsiniz. PLC'yi şifreleyebilirsiniz. Ya da alt programı şifreleyebilirsiniz. Bununla alakalı dilerseniz uygulamanın en sonunda bu trafik ışıkları ve tank uygulamasının sonrasında bu uygulamalarımızı da şifreleyerek gösterim sağlayabilirim. Şu proje bilgi kısmı da önemli. Mesela buraya tıkladık. Bakın hatırlarsınız bu ilk projeyi açarken yazdığımız notlar. Şimdi FBS24MC ile projenizi yaptınız ama sonrasında ne bileyim dijital IO'nuz yetmedi. Yani dijital çıkışlarınızda ekstra çıkışa ihtiyacınız var ve PLC'yi, CPU'sunu değiştirmeniz lazım. Bu da çok basit. Program zaten hali hazırda yazılmış olsa da buradan düzenle kısmına geliyorsunuz. Bakın şuradaki 24'ü 32'ye çekmeniz yeterli. Hatta çekelim beraber. Bunları şöyle aşağı doğru tekrar açalım. Bakın otomatik olarak CPU'nuz artık 32'lik oldu. Sonrasında ladder kısmında yani programlama yaparken kullandığınız işte açık kontak, kapalı kontak gibi tüm komutları, kısa yollarını burada bulabilirsiniz ama bunun yanı sıra dikkat edersiniz bunların hepsinin kısa yolu bir de burada da var. Bu da güzel bir özellik. Hatta bakın bunu kendiniz konfigüre de edebiliyorsunuz. Mesela bunu böyle yukarıya doğru da çekebilirsiniz. Yani kullanım kolaylığı açısından burada da kalabilir. Sonrasında PLC menüsünde neler var? PLC menüsünde simülasyon modu. Bugün deneyeceğiz. Akabinde PLC'ye program atmak için bir online olmamız gerekecek. PLC'yi çalıştıracağız. Durduracağız. Bu tarz mesela işlerin yapıldığı nokta aslında burası. Onun dışında ayarlar kısmında belki işte PLC'de ne demiştik? Haberleşme portları bulunur. Bunlar
İşte MC serisinde 5 haberleşme kapısına kadar arttırılabilir diye bahsetmiştik. Mesela onlarla alakalı ayarların yapıldığı kısım burası da. Şu an kapalı. Çünkü bir PLC'ye bağlı olmadığım için. Araçlar kısmı ise, bakın burada söz dizimi kontrolü var. Önemlidir. Projenizi yazdınız, bitirdiniz ve akabinde yüklemeden önce bir aslında İngilizcesi checksum ama Türkçe olarak da söz dizimi kontrolü dedik. Burada herhangi bir hata, herhangi bir uyarı var mı, yok mu? Şimdi buradaki hata ve uyarılarda nelere bakıyor derseniz program, onu da şuradan bakıyorsunuz. Proje menüsüne tıklıyorsunuz. Buradan seçeneklere geldiğinizde bakın söz dizimi kontrol için işte tekrarlanan zamanlayıcı var mı? Eğer varsa buna baksın mı? Yani bana uyarı olarak versin mi vermesin? Mesela bunları buradan tikleyerek hani çıkartılabilirsiniz. Kalabilir. Pencere menüsü tamamen görünümü değiştiriyor. Yani kaskat ya da işte yatay da olsun. Mesela kaskata şöyle tıkladığımızda gördüğünüz hali alıyor. Bunu tekrar şöyle büyüteyim. Yardım menüsü bence önemli. Fonksiyon bilgilerine bir girelim. Burası şimdilik sizi şaşırtmasın. Evet, İngilizce burası komple. Fakat hala buranın çevirisi devam ediyor. Ve en kısa sürede de Türkçe olarak karşınıza gelecek yeni güncellemesiyle beraber. Burada tüm komutların nasıl kullanıldığına dair bilgileri yer almakta. Yani örnek veriyorum, işte bir move ya da taşıma komutu kullanacaksınız. İşte S ne ifade ediyor, D ne ifade ediyor gibi. Burada bakın işte arttırma komutu, azaltma komutu ya da karşılaştırma komutları gibi burada tüm komutları görebilirsiniz. Mesela şöyle aşağı doğru ineyim. Fatih'in yaklaşık 300'e yakında kullanabileceğiniz hazır fonksiyonları mevcut. Sonrasında yardım menüsünde özel kütükler ve bobinler. Buraya da değinelim. Burada gene Volkan Bey'in dün anlattığı kısımda da vardı. Dinçer Bey de bahsetmişti burada. Bakın Fatih'in hafızasında ayrılmış özel register'lar. Bunlar ne? Mesela birkaç tanesini göstereyim size. Mesela buralar da İngilizce keza. Buralar da çevirisi devam ediyor. R3840 ile R3903 register'ları neymiş? Analog giriş register'larıymış. Yani örnek veriyorum, bir basınç sensörünüz var sahada ya da bir mesafe sensörünüz var. 4-20 mA ya da 0-10 volt, oradan bilgi alıyorsunuz. Bunu da bir analog input'la PLC'nize bağlamışsınız. Akabinde mesela ilk kanal, yani ilk analog girişiniz R3840'dan okunacak gibi düşünün. Bunlar değiştirilemiyor. Özel olarak sizin için varlar. Şöyle aşağı doğru biraz daha inelim. Hani neleri kullanabiliriz? Mesela şu güzel bir register R4049. Mesela CPU'nuzun o andaki durumundan bahsediyor. İşte eğer bunun içerisindeki değer sıfırsa PLC'niz stopta. Eğer içerisinde işte A55AH, bu neydi mesela? Hexadesimal bir sayı. Mesela dikkat edin. 16 bit formatında yazılmış. Bu sayı varsa eğer şu register'ın içerisinde PLC'niz run konumunda denilebilir. Şöyle biraz daha aşağı doğru iniyorum. Şu mesela güzel. Eğer bugün vaktimiz olursa değinmeye çalışacağım ama olmadı. Yarın tekrar mesela bu konuya da değinilir. Gerçek zaman saati. Belki de çoğu uygulamada da kullanılır. Mesela ne? İşte R4131'de PLC'niz günün saatini tutar. Şey, günü tutar pardon. Akabinde R4130 saati tutar. İşte R4132 ayı tutar. Yani o yıla ait hangi aydaysak, hangi saati, saat kaçta kaçsa, hangi gündeysek bunlar burada belirir. Bunlar da kullanabilirsiniz. Mesela bir sulama otomasyonu, bahçe sulayacaksınız mesela. İşte nedir? Cumartesi, pazar çalışmasın. Sabah saat 8'de başlasın, akşam saat 6'da bitsin gibi işlemleri mesela buradan, bu register'ları karşılaştırma komutlarıyla kullanarak yapabiliyorsunuz. Bir de şu önemli, R4136'da sizin yazdığınız programın bir cycle time, yani ne kadar sürede biz bunu bir cycle'ını tamamlıyor. Bunu da mesela milisaniye cinsinden gösterebiliyor Fatih.
Mesela ben bunu şimdi not edeyim. Yazdığımız program sonrasında bunu kullanalım. Bir bakalım mı yani ne kadar süre taradığına. Diğer tarafta bir de özel bitlerimiz var. Bunlar sizin yardımcı kontaklarınız. Burada da Kiza Volkan Bey bahsetmişti bazılarından. Örnek veriyorum M1912 acil stop. Bu ne demek? Bir kimya prosesi yapıyorsunuz belki. İşte bazı sıcaklıklar var tanklardan aldığınız. Bu sıcaklıklar işte 50 derecenin 100 derecenin üzerine çıktığında yani bütün çıkışları pasif etmeniz lazım belki. Onunla alakalı mesela bu komutu ya yani bu emmitini yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Ya da bakın şunlar mesela bahsedilmişti. İşte 1 saniyelik mesela işte emmitleri her 1 saniye bir size bir pulse üretiyor. Ya da şu olabilir mesela M1924 ile sadece ilk cycle'ında mesela bir kere bir üretiyor gibi. Şimdi bunu şöyle aşağı doğru da bakalım. Hani anlatabileceğimiz başka ne olabilir diye. Yani bu kadar bizim için yeterli. Evet. Yukarıdaki menülerin birçoğundan bahsettim. İsterseniz bir de şöyle sol taraftaki proje ağacımızda neler yapıyoruz. Bir de o tarafa değinelim. Şimdi IO Configuration dediğim gibi zaten burada da mevcut. Hatta neredeyse birçoğunun zaten kısa yolu burada var. Bakın şöyle üzerine doğru mouse'la gittiğiniz zaman mesela işte ASCII tablo diyor. Bunun hemen diğer bulma yöntemi de burada mesela. Hızlı bir şekilde aradığınızı bulabiliyorsunuz aslında burada zaman kaybetmeden. Şu ana programa gelelim. Alt program bugün anlatılmayacak. Ana program dediğimiz şey ise mesela bakın burada da gözüküyor. Ana birim, alt birim şeklinde. Ana programda ben buranın şu şekilde yeniden isimlendirebiliyorum. Mesela ben buraya ne diyeyim? Alarmlarım diyeyim. Aynı zamanda alt program ana program için sağ tuşa tıklayarak bakın mouse'umun sağ tuşuna tıklayarak yeni ana program birimi diyebiliyorum buradan. Mesela buna da ne diyelim? Döner tablo diyelim. Bir tane daha ekleyelim hatta. Bunu şimdi neden eklediğimizi de söyleyeceğim sizlere. Dolum kısmı diyelim mesela buna da. Bakın böyle programlarınızı, bu tamamen bir tavsiyedir. Böyle programlarınızı parçalar halinde bölerseniz daha sonrasında yani mesela bugün yazdığınız programı 5 yıl sonra aynı makineye bakıma gittiniz. Ya da ufak tefek değişikliklere gittiniz. Direkt mesela buradan hani arıza nerede ya da hangi kısma yazmalıyım otomatikman bakın mesela döner tabloya tıkladığımda döner tablo bölümüne alarm bölümüne tıkladığımda alarm bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Bu büyük bir kolaylık. Akabinde biraz daha şöyle aşağı doğru iniyorum. Durum sayfası önemli. Durum sayfası nedir? Şöyle hatta bir tane açalım. Sağ tuşa doğru tıkladım. Şuradan yeni sayfa dedim. Ve buna da dedim ki sıcaklık. Bunları tabii böyle hani şimdilik kafamdan yazıyorum. Hatta burada bir tane daha açalım. Tartım kısmı diyelim mesela buna da. Bakın birden fazla durum sayfası. Yani bu ne demek? PLC'niz programı işlerken PLC'nizin içerisindeki anlık registerların mesela şuraya hatta girelim. Sıcaklık bölümüne şu an girdim. Anlık registerların içerisindeki değerler, kontaklarınızın durumları. Yani PLC'nizdeki programı işlerken buradan analiz edebiliyorsunuz. Bunu zaten kullanacağız. Hiç merak etmeyin. Bunu da şöyle aşağı doğru itiyorum. Sonra burası da bence bugünlük yeter. Şimdi şöyle yapacağız. Yavaş yavaş artık işte açık kontak, kapalı kontak nasıl koyuluyor? Basit böyle bir timer, bir counter nasıl çalışıyor? Bunları simülasyon modunda göreceğiz. Sonrasında bir sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Akabinde de artık o trafik ışıkları ve döner tablo tank uygulamasına geçeceğiz. Şimdi network ya da sıra diyelim buna isterseniz ya da satır diyelim. Satır 1. Üzerine bir kere tıkladığınız satır 1'in. Bakın burası böyle mavi renk aldı. Şimdi burada sağ tuşa tıklayarak araya bir satır açıklaması girebilirsiniz.
Bu ne demek? Satır açıklamasına girelim. Diyelim ki açık ve kapalı kontak. Mesela diyelim sadece bu ikisini koyacağız. Hatta yeterli bence böyle. Şurayı da şöyle bir açalım. Şu an mesela ben dolar tablo kısmını yazıyorum. Şimdi Masum'la nereye mesela kontak ekleyeceksem oraya bu şekilde mesela tıklayarak mavi renk aldığını görüyorsunuzdur. Şimdi ilk satıra tıkladım ve şuradan bakın açık kontak komutu burada. Buna bir kere tıklayarak buraya gelip bu boşluğa bir kere tıklamanız yeterli. Buraya adresini yazmamız gerekiyor. Mesela bunun için simülasyonda çalışacağımız için mesela M0 diyelim. Bakın kürsörünüz ya da imleciniz hala açık kontak olarak beklemekte. Sağ alt köşesinde görüyorsunuz. Bunun için Escape'e basarak çıkabilirsiniz. Devam edelim mesela bu hat için. İkincisine gelelim. Buraya da bir tane şuradan bobin ekleyelim. Mesela bobin aldım, getirdim buraya, bobini tıkladım. Burada Y0 dedim. Tekrar Escape'e basarak bitirdim işlemi. Peki, programımı böldüm. Satır açıklaması da yazdım ama buradaki açık kontağa ya da işte bobine bir açıklama yazmak bence gerekiyor. Çünkü sonrasında bunların ne olduğunu hatırlayamayabilirsiniz. Üzerine çift tıkladınız. Bakın burada çift ok var. Buna geldiniz. Burada açıklama kısmına başla dediniz. Sonrasında bunun içinde gene üzerine çift tıkladınız. Şu yeşil kısma geldiniz. Ve buna da valve 1 dediniz. Tabi ekstra ve burada açıklamanız gereken notlarınız varsa onları da buraya yazabilirsiniz. Peki. Şurayı unutmadım. Burayı gösterecektim size. Görünüm kısmında eğer bu tikleriniz burada yoksa şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Mesela örnek veriyorum. Satır ismini kapattım. Bakın oraya yazdığım açıklama gitti. Ya da işte element tanımlarıyla tanımlamalarıyla alakalı bakın mesela başla ya da işte valve 1 gitti. Ondan dolayı buraların açık kalması her zaman tercih ettiğimiz bir durum. Peki şöyle yapalım. Bir tane böyle bir simülasyon modunda bir çalışalım bakalım. Nasıl yapıyoruz? PLC'ye geliyoruz buradan menü olarak. Buradan simülasyona tıklıyoruz. Daha işimiz bitmiyor. Şu an sadece simülasyon moduna geçtik. Bakın bir de burada PLC çalıştır var. PLC'yi çalıştır dediğimiz an şu an ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu sol taraftaki çizgi kırmızı renk alacak. Ben şu an rahat görebiliyorum ama belki göremiyor olabilirsiniz. Bu kırmızı renk aldığında şuna şu ifade ediliyor. Programı artık ben işlemeye başladım. Ve artı olarak bakın şurada da keza kırmızı olarak yanıp yanıp sönüyor. Şöyle yapalım. Durum sayfasıyla da gösterelim. İlk önce de şuradan gösterelim. M0'ın üzerine bir kere tıkladım. Sağ tuşa tıklayarak bakın buradan on ya da off yapabilirim. Açıp ya da kapatabilirim. On yapıyorum. Bakın otomatikman kolayca M0'la beraber Y0'ın da aktif hale geldiğini görebiliyoruz. Şimdi tekrar ben bunu off yaptım. Şurada bakın durum sayfalarımız vardı. Hatta şuraya da açmıştık. Mesela diyelim ki açtık şuradan durum sayfamızı. Buraya M0 dedik. Mesela şuraya da Y0 dedik. Buradan da değiştirebilirsiniz. Yani veri kısmına gelip buraya rakamla 1 de yazabilirsiniz. 10 yapabilmek için. Ya da tekrar 0 da yazabilirsiniz. Ya da ben bunları M0 ya da Y0 olarak görmek istemiyorum. Ben bunu başla ya da valve olarak görmek istiyorum dersiniz. Bakın M0'ın üzerinde sağ tuşa tıklayarak bana eleman açıklamalarını göster dediğinizde hani karıştırmamak adına böyle başla ya da valve bir şeklinde de görebilirsiniz. Ben tekrar referans numaralarına döneyim. Şimdiki simülasyon modu bu kadar basit. Şu an offline bir simülasyon yapıyoruz. Tekrar şöyle simülasyon yani PLC çalıştırmayı durdurayım. Simülasyon modunu da durdurayım hatta. Biraz da şöyle yapalım. Mouse kullanmayı bırakalım mesela. Nasıl yapacağız? Çünkü Fatec PLC'de inanın belli bir süre sonra tamamen mouse kullanmayı bırakacaksınız. Her şey tamamen böyle klavyeyle sizin kontrolünüz altında olacak.
Bu programcıların istediği de bir şey. Çünkü gerçekten hız kattığını düşünüyorum ben de. Şimdi mesela tamamen klavyeyleyim. Bakın sağ yukarı aşağıyla mesela imlecimi mesela farklı yerlere taşıyabiliyorum. Diyelim N001 yani o birinci satıra bu sefer de kapalı bir kontak ekleyelim mesela. Bakın şurada kapalı kontağın bize kısa yolunu gösteriyor. Diyor ki B harfi kapalı kontağın kısa yolu. Ben gelip buradaki yere B'ye bastığım zaman bakın otomatik olarak zaten kısa yol geliyor. Bunun için de mesela M1 diyelim. Hatta açıklamasına da ne diyelim? Dur diyelim ya da dur demek de sorun yok. Gene hiç gene şey almayacağım. Mouse'u elime almadan devam ediyorum. Bu sefer de bir neye basalım? O'ya basarak mesela bir bobin daha ekleyelim. Buna da işte Y1 diyelim. Y1 için de mesela bir açıklamada yazalım. İşte valve 2 olsun mesela bu da. Gibi. Buradan tamamen şimdi tekrar aldım mouse'u ama buradan mesela kısa yolları böyle ulaşabilirsiniz. Mesela şu paralel hatta bir de paralel bir hatta çizelim. Mesela şuradan aşağıya doğru bir paralel hat çizmek istiyorsunuz. Kısa yolun neymiş? V. Geldim buraya. V tuşuna bastım. Aşağı doğru mesela bir hat çizdi. Sonra klavyeyle bir aşağı geldim. İşte H tuşuna ya da H tuşuna bastığımız zaman böyle bir paralel bir yol daha çizebiliyoruz. Mesela buna da Y2 diyelim. Mesela işte Valve 3 olsun bu da. Gibi. Şimdi satır açıklamalarına devam edip şurada bir açıklama daha yazalım. Neyi gösterelim mesela? İşte set ve reset komutlarını gösterelim. Bunlar çünkü diğerlerinden farklı. Bunun için de gene bir yardımcı bir M kontağı kullanalım. Bu arada ben artık biraz böyle kısa yollarla yazmaya devam edeceğim. Şu an geliyor mu? Benim ekranımda. İnternet bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Şu an deste ve görüntü gözükmüyor. Teşekkür ederim. Peki. Devam ediyorum o zaman. Set ve reset komutları da şu şekilde yapalım mesela. Ben artık biraz da klavyeden kısa yollarla ilerleyeceğim. Ama bunların normalde nasıl çağrıldığını şuradan zaten gösterdim. Mouse'u alıp buraya taşıyabiliyorsunuz. Diyelim ki mesela M2 kontağı olsun bu da. Bu M2 kontağına ben bastığımda bunları açıklamada yazmayayım şimdilik. Örnek veriyorum. İşte bakın ha şuraya da gösterelim. Mesela ilk yazdığınız sonra mesela buradan da seçebiliyorsunuz. Kontaktları. Mesela bu gitsin işte Y3'ü setlesin M2. Sonra bir alta gelelim. Mesela M3 de gene Y3'ü resetlesin mesela örnek veriyorum. Gibi. Bir satır açıklaması daha koyalım buraya. Bunda da timer ve counter ya da zamanlayıcı ya da sayıcı olarak söyleyeyim ben bunları. Zamanlayıcı ve sayıcı diyelim. Şöyle aşağı doğru inelim. Zamanlayıcı için de şöyle M4 dedik. Şimdi burası önemli. Zamanlayıcı ve sayıcının burada kısa yolları var bakın. T ve C olarak. Fakat bunların dışında biz fonksiyonlara yani o yardım menüsünde de gösterdiğimiz fonksiyonlara şuradaki F tuşuna tıklayarak buraya gelip bu şekilde bastığımızda da erişebiliriz. Ya da direkt işte imlecimizin bulunduğu bölgede F tuşuna basarak da bütün fonksiyonlara erişebiliyoruz. Bu fonksiyonlar neler? Hepsine tek tek değinmeyeceğim ama basit olanlardan başlayalım. Mesela zamanlayıcı sayıcılar burada. Bunları şimdi kullanacağız. İşte aritmatik işlemler var. Ne bunlar? Toplama, çıkartma, çarpma, bölme. İşte karşılaştırma komutları var. Büyüktür, küçüktür. Bunlar da örneklerimizde var. Ne olabilir başka? Kod dönüştürme var bakın. Bu işte binary'i mesela BCD'ye çevirme ya da tam tersi. Mesela bunları hatırlarsınız. İkili, onlu, 16'lı sayı sistemlerinde bahsetmiştik.
Ya da böyle biraz daha aşağı doğru inersek mesela işte ondalık sayı, yani floating işlemler için mesela bunları kullanacaksınız. Şimdilik mesela bunlara değinmek bence yeterli olur. Dilediğiniz takdirde bunları tek tek böyle bakabilirsiniz komutlara. Şimdi ben bunları gösterdim. Tekrar buraya geldim. F tuşuna bastım. Kısa yolunu da yazabiliyorsunuz buraya. Eğer fonksiyonun ismini biliyorsanız, mesela ben bildiğim için direkt T olarak yazdım. Enter'a bastım. Ve şu an fonksiyonum karşıma geldi. Burada ne demiştik? 255 tane bizim timer'ımız vardı. Fakat kimisi 0.01 saniyeydi, kimisi 1 saniyelikti. Mesela örnek veriyorum, timer 20'yi kullanalım desek, işte görüyorsunuz bakın burada 0.01 saniyelikti. Burada size zaten uyarısını veriyor. Ama T200 dediğimizde bakın 1 saniyelik, ya da T100 dediğimizde mesela 0.1 saniyelik gibi. Bu kolaylık bence. 200 diyelim ve diyelim ki sen 10 saniye boyunca çalış ve akabinde bu ton timer'dır bu arada. Yani M4 burada aktif olduğu sürece sayacak ve akabinde çıkış verecek. Şuraya da Y4 diyelim. Hatta açıklamasına da zamanlayıcı diyelim. Sayıcı için de gene bir örnek yapalım. Mesela sayıcı için açık bir kontak koydum. Gene F tuşuna bastım. Fonksiyonlarımı açtım. Sonrasında kısa yolunda C'ye bastım. Bir counter ekledim. Buna da mesela C0 dedim. Yani burada da keza 255 tane counter'ınız ya da sayıcınız var. Buna da diyelim ki sen 3'e kadar say. Gene çıkış olarak bana Y5'te sayıcı çıkışı ver. Diyelim. Bakın bunu şimdi ben simülasyon modunda bunların hepsini göstereceğim ama sadece şu sayıcı için pass komutuna, yani M5 her tetik geldiğinde burası bir sayacak. Peki dün de anlatmıştık. Bakın burada ne var? Hattın yükseleni dediğimiz bir komut var. Mesela bunu buraya tıkladığımızda, ya bunu buraya koyduğumuzda bu şu ifade ediyor. Mesela örnek veriyorum. Bir çikolata dolum hattı var ve siz bu çikolata dolum hattında çıkan paket sayısını ölçmeye çalışıyorsunuz. Günlük mesela. Orada bu yükselen kenarla İşte araya mesela bir parazit girdiğinde sensör, mesela orada çünkü bir var yok sensörünüz olacak. Özellikle bu sensör algıladığında o yüksek kenarda, yani yükselen kenarda aslında size sayma işlemi yaptıracak bu counter. Ben burada 3'e kadar say dedim ama mesela buraya bir register'da yazabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım, bakın kürsörü şöyle bir saniye. Mesela şunu da gösterebilir miyim? Bakın mesela boşluğa şöyle mouse'la geldiğinizde sağ tarafta buraya neler yazabileceğinizi, yani mesela X yazabilirsiniz, Y ya da M, işte timer counter gibi gösteriyor. Burada da keza aynı şekilde mesela buraya işte R5 de yazabilirdim mesela. R5'in içerisindeki değere kadar say demek bu. Ben şimdilik 3 diyeyim kolayca görebilmek adına. Bir de bakın burada clear var. Saymaya çünkü 3'ten sonra çıkış verecek ama saymaya da devam edecek. Şöyle yapsın. Buraya mesela bir tane de M6 butonu koyalım. Diğeri 3'e kadar geldikten sonra da artık sayma işleminde clear yapalım hep beraber. Tekrar simülasyon moduna geçiyorum. Buradan tekrar run diyelim. Bakın bu güzel oldu. Bir tane de uyarı verdi bizler için. Bakalım uyarı neymiş? Tamam dediğimizde diyor ki mesela işte Y3 çıkışınız birden fazla kullanılmış. Üzerine çift tıkladığınızda bakın buraya getiriyor zaten sizi. Diyor ki hem sette hem resette kullandın. Uyarı programınızda çok hani çalışmamasına engel değil ama hata olduğunda o hatayı çözümlüyor olmanız lazım. Şöyle yapalım şimdi. Yukarıda zaten şunları gösterdik. Tek tek gidelim. Mesela M0'a sağ tuşa tıklayarak aktif edebiliyorum. Zaten bu normalde kapalı bir kontak olduğu için Y1 ve Y2 gördüğünüz gibi zaten aktif. Şurası önemli. Mesela M2 için sağ tuşa tıkladım. 10 dedim. Bakın Y3 setlendi. Tekrar off dedim ama Y3 hala setlenmeye devam durumda. Çünkü hani enerjili durumda. Çünkü set komutu.
Set komutunun bundan farkı budur mesela. Bunda off dediğimiz zaman otomatikman bakın çıkışı kesiyor. Ama mesela bunda çıkışı devam ediyor. Ta ki ben reset komutunu verene kadar. Onun için de mesela M3'ten bir reset diyelim. Gördüğünüz gibi resetleri kendini. Biraz daha aşağı alıyorum şöyle zamanlayıcı ve sayıcı görebilmek adına. M4 için 10 diyelim. Bakın 1 saniyelik bir zamanlayıcı olduğu için 10'a kadar sayacak. Ve akabinde Y4 çıkışımız aktif hale gelecek gibi. Ta ki ben buradaki çıkışı kesene kadar çıktığı zaman burasını tekrar sıfırlıyor. M5 için neler yapıyoruz? Bunu hatta açıklamasını da yazalım ki daha anlaşılır olsun. Şunu şöyle yapalım. Şuna diyelim ki mesela çikolata adet gibi bir şey olsun mesela. Ya da çikolata sensör diyelim buna. Şurada 3'e kadar bir saysın. Bu arada şunu da yapabiliyorsunuz. Bu da önemli. Birçok kez kullanacaksınız bunu. Mesela şimdi piyasiniz simülasyonda ve rank konumunda ya da piyasaya online olsam da yani. Evet geliyor. Zamanlayıcıdan sonra roaming kullandınız ya. Kendi kontağı yok mudur bu şeyde programda? Tam anlayamadım. Bir daha söyleyebilir misiniz? Zamanlı mesela T200'ün açık kontağını direkt kullanamaz mısınız? Tabii. Buraya kullanabilirim. Mesela örnek veriyorum. Kendisini sıfırlaması adına mı diyorsun? Yani şuraya mesela T200'ün işte kapalı kontağını mesela kullanabilirim. Tamam. Okey. Ayrıca bir bobin eklemişsiniz o yüzden. Yok. Şey gerek yok. Şurası aslında şu ikisi şeyle alakalı. Sayıcıyla alakalı. Şu da zamanlayıcı satırı. Sayıcı da biraz daha ilerleyelim. Şimdi 3'e kadar saymasını istedim. Şöyle bir kere 1 yaptım. 0 yaptım. Bakın içerisindeki sayı şu an 1. Bir tane çikolatamız geçti diyelim. 2 oldu. Bir daha yapıyorum şu an mesela. 3 oldu. 3 olduğunda ne yaptı? Bize işte mesela buna sayıcı değil de işte adet tamam da diyebilirsiniz mesela açıklama kısmına. Şimdi önemli olarak gördüğümüz şey de şu. Online olsanız da ya da PLC'niz çalışıyor da olsa değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum şu anda bizim yazdığımız program 5 satırlık bir program. Ve bakın ben burada online bir değişiklik yapmak istediğimde burayı sarı renge boyuyor komple. Şimdi buraya geldim dedim ki sen şuraya bir tane de M6 kontağı koymam gerekiyor. Ya da bunu mesela açığını koyalım ya da M6 değil de M7'yi koyalım onu kullanmışız çünkü. Tamam dediğimde bu şu demek ben PLC'de çalıştığını düşünün bu programın. Şu ilk 4 satırı işliyorum ben. Devam ediyorum buradaki çıkışlarımı, girişlerimi kontrol etmeye ama sen burada şu anda bir değişiklik yapıyorsun. Bunu bana bir onaylaman lazım. Bunu bekliyor şu anda şu sarı için. Bunu onaylamanızın yolu ise Ctrl W, bu kısa yolu. Diyor ki işte düzenlenmiş bloğu PLC'ye yazmak istiyor musunuz? Yani kaydetmek istiyor musunuz? Evet dediğinizde otomatikman bakın hala ben PLC'm çalışırken bir değişiklik yaptım. Bunu da göstermiş olduk. Burada da mesela M6 neydi? Clear için gerekliydi bize. 3'e kadar saymış. Tekrar mesela bunu 10 diyerek buradan kapatabilirim. Ya da işte sayıcımın içerisindeki değeri sıfırlayabilirim. Şimdi ilk bölümde anlatacaklarım bunlardı. Bunu hatta şöyle bir kaydedelim programı. Bir diyelim. Masa üstüne şöyle bir kaydedelim. Akabinde PLC'mizi durduralım. Simülasyon modundan çıkalım. Şimdi buraya kadar herhangi bir soru varsa alalım. Sonrasında 1-2 dakika bir soluklanalım ve trafik ışıkları ve tank seviye kontrol gibi örneklerimize başlayalım. İsmail Bey herhangi bir soru var mı? Şu an için gözükmüyor. Tamam, arkadaşlar cevaplıyor zaten. Sohbet bölümünü kullanabilirler katılımcılar. Şurada Onur Bey'in hani chat bölümünde görüyorum. Mesela işte set ve reset komutlarında bir üstünlük var mı diyor. Ama burada önemli olan şu. Geçenki eğitimlerde de bahsettik. Ladder programı soldan
sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru tarar. Yani olabildiğince reset komutlarını yukarıya. Mesela şu aslında bir hatadır bana kalırsa. Yani reset yukarıda olmalı, set bir tık daha aşağıda olmalıydı. Eğer herhangi bir soru yoksa bunu kapatıyorum. Masaüstümü geçmem gerekiyor. Evet. Şimdi yanımda benim bir tane PLC var. Şimdi ben bu PLC'nin enerjisini de verdim. PLC'ye nasıl bağlanılır? PLC'ye program nasıl hazır? Artık simülasyon modunda değil, biraz daha böyle realde çalışmaya çalışacağız beraber. Tekrar bir WinPro Ladder açtık. Bakın. Benim şu anda PLC modelim 24MCT2AC. Bunu buradan yeni proje açarak da PLC'ye online olabilirsiniz. Ya da buna hiç gerek kalmadan direkt PLC menüsüne tıklayıp buradan online diyerek mesela diyor ki herhangi bir proje açmak istiyor musunuz diyor. Ben diyorum hayır, yani ben şu an PLC'nin içerisindeki programı çekmek istiyorum diyorum. PLC'nin içerisindeki programa erişmek istiyorum diyorum. Buraya hayır dedim. Burası önemli. Bakın biz PLC'lere RS-232 portuyla, bunu sanırım ilk gün anlatmıştık. PLC'nin üzerinde bir port 0 butonu vardı. Haberleşme kapısı vardı. O şekilde ya da işte Ethernet portuyla da erişebiliriz. Şimdilik benim yanımda RS-232 portu olduğu için onu seçeceğim. Şu otomatik kontrol, buraya tıkladığımızda bakın nasıl tarif edeyim şimdi size. PLC'nizdeki port 0 kablosunu taktınız. Bir tarafı 4000'li, öteki tarafı getirdiniz. USB olarak bilgisayarınıza girdiniz. Bu Fatih'in orijinal kablosudur aslında. Bazen böyle çeviricide kullanan arkadaşlarımız oluyor. O şekilde de keza PLC'ye erişebilirsiniz. Mesela ben burada otomatik olarak, bakın COM3 USB seri port diye, otomatik olarak bize bağlanacağı portu zaten FATEC buluyor. Bunun için zaman kaybetmemize gerek yok. Buradan tamam diyorum. Bakın PLC bulundu. Diyor ki COM3, şu an bağlanmaya çalıştığınız haberleşme portu 9600, işte 7, even 1. Buradaki rakamlar kafanızı karıştırabilir. FATEC'in haberleşme örneğinde bunlara değinilecek. Buraya evet dedim ve şu an PLC içerisindeki programı çekiyorum. Bakın mesela burada PLC'nin durumuyla alakalı bilgiler de veriyor. İşte fabrikasının seri numarasına kadar, işte hangi model PLC'ye bağlandım, versiyonu ne gibi. Şöyle kısaca bir göz gezdirelim. Şimdi tamam dedim. Şöyle ben öncesinden de hazırlamıştım. Bakın şu an mesela az önce offline modda çalışıyorduk. Şu an online'ız. Yani real bir PLC'ye bağlıyız ama İçerisinde herhangi bir program yazmadık ya da programı da çalıştırmadık. Bekliyoruz. Efendim? Offline yapıp tekrar online yapabilir misiniz acaba? Tabii. Şuradan offline dedim. Çıktım. Burada nasıl diyelim? Aslında bir iki tane yöntem var. Şöyle mesela diyelim ki mesela şurada bir programınız var. Öncesinde yazdığınız bir program. Bunu mesela PLC'ye yüklemek istiyorsanız direkt PLC deyip buradan online diyorsunuz. Bizim PLC'lerimize bağlanabilmeniz için RS-232 ile ya da Ethernet ile bağlanabilirsiniz. Ya da 485 çeviricinizle de keza bağlanabiliyorsunuz diğer portlardan. Ben de şu anda RS-232 var. Seçtim. Buradan otomatik kontrol dedim. Bakın burada PLC'nizden bilgisayarınıza gelen kabloyla USB'ye girdiğiniz kabloyu burada otomatik olarak tanıyor. Gördü. Tamam dediğimde bakın PLC'mizi buldu. İşte COM3'te 9600, even 7.1 gibi haberleşme ayarlarıyla buldu. Bu haberleşme ayarlarının dediğim gibi PLC 2 eğitiminde anlatılacak. Evet dedim. Bakın burası önemli. Diyor ki şu an PLC içerisindeki projeniz, az önce çünkü bağlandık PLC'ye, PLC'mizin içerisi boştu hatırlarsanız. Şu an ise ben bir satır yazdım. Diyor ki bunların ikisi birbirleriyle uyuşmuyor. Yüklemek istiyor musun bu programı diyor. Ben de evet diyorum.
belli başlı PLC'nin durumunla alakalı bazı bilgiler veriyor burada. Şu an PLC'me online oldum. PLC'min içerisinde tek satırlık bir program var. Fakat PLC'nin programı işlemiyor. Çünkü ben ta ki PLC'yi çalıştır diyene kadar. Çalıştır dediğim zaman zaten göreceksiniz burası kırmızı bir renk alacak. Ve programı işlediğini göreceğiz. Şimdi şu satırı bir sileyim. Tekrar bir boş hale gelsin. Bakın şurası da Özgür Bey'le değindi. Volkan Bey'le keza değinmişti. Mesela benim demo çantamda şu anda 24 MC PLC'm. Yanında 1 LC bir ağırlık modülüm. İşte 4A2D analog giriş çıkış modülüm ve sıcaklık modülüm var. Dikkat ettiyseniz PLC'ye online dediğim an zaten bunlar otomatik olarak buraya geldi. Bu yani birçok PLC markasında tek tek elle eklemeniz gerekiyor. Çok ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor aslında. Biz bunlarla hiç uğraşmıyoruz. Direkt mesela bakın işte 1LC, 4A2D, hatta 4A2D işte analog giriş çıkış modülü. Mesela hangi analog giriş çıkış register'ını kullanacağına kadar burada size zaten belirtmiş. Şöyle yapalım. Şimdi bunu aşağı doğru alayım. Ben şuraya Notepad'e şöyle bir iki tane uygulama yapmıştım. Gelin bu uygulamaları beraberce bir yapalım. Mesela şurayı şöyle kopyalayayım. Gene sağ tuşa tıklayarak bir satır açıklaması yapalım. Mesela buraya şöyle yapıştıralım bunları. Evet. Projemiz bu olacak. Şöyle bir inceleyelim. İşte 10 saniye boyunca yeşil için bir lamba yanacak. Sonrasında 3 saniye boyunca yeşille beraber sarı yanacak. Sonra bir 15 saniye kırmızı yanacak. Sonrasında sürekli bu durum kendini tekrar edecek. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Burada keza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani 4 yıldır fonksiyonel akıllı teknolojiler firmasında çalışıyorum. Hani bir süredir teknik destek de verdim. Birçok program da yazdım. Kesinlikle şunu yapmanızda fayda var. İlk önce bu program nasıl çalışacak? Yani bir akış diyagramı olabilir. Bir girişlerinizi, çıkışlarınızı önceden bir yazın. Adım adım hani ne yapacağız, ne edeceğiz, timer mı kullanacağız, counter mı kullanacağız? Hani böyle bir kafanızda az çok böyle bir senaryoyu oluşturmaya çalışın. Diğer türlü yani tecrübe edindiğim nokta şu. Yani 5-6 satır, belki 10 satır yazacaksınız buradan aşağı doğru. Ondan sonra hepsini sileceksiniz. Çünkü olmayacak, yürümeyecek. Belli bir yerden sonra tıkanacaksınız. Sonra tekrar yazıp tekrar sileceksiniz. Belki bunu defalarca yapacaksınız. O yüzden öncesinde kafanızda hani nasıl bu programı yapabilirim? Timer mı kullanayım? Counter mı kullanayım? Kaç tane girişim var? Kaç tane çıkışım var? Nereden bilgi alacağım? Oraya basınca ne olacak? İşte buradaki buton işte on olduğunda ne olacak gibi böyle adım adım yazmanız her zaman sizin için büyük bir kolaylık olacak. İsterseniz şöyle yavaş yavaş başlayalım. Hemen şuradan yeniden isimlendir diyelim. Buraya işte trafik ışıkları diyelim. Bu arada hani takip edebilen arkadaşlar varsa, katılımcılar varsa kendileri de WinProLeader'ı açarak hani beni takip edebilirler ya da sadece izleyebilirler. Daha sonrasında hani bu projeleri ya da şu örnekleri not alsınlar, kendileri de aslında yapmayı denesinler. Bir de şunu da söyleyeyim. Benim burada yapacağım örnek kesinlikle bu doğrudur değil. Yani çünkü programlamada bir tane doğru yoktur. Mesela ben bunu sadece timer'la yaparım. Örnek veriyorum. Siz belki özel bir MBT'i kullanıp bir counter'la yapabilirsiniz. İşte ne bileyim farklı birisi set reset'le yapar. Belki ben işte mühürlemeyle yaparım. Ben ya da işte 10 satırda yaparım. Siz işte 5 satırda bitirebilirsiniz gibi. Ondan dolayı hani ben sadece komutları nereden çağırıyoruz, mantık nasıl ilerliyor onu göstereyim. Sonrasında bu projeyi sizden ricam kendiniz de kurcalayarak yapabilmeniz. İlk olarak şöyle yapalım isterseniz. Şimdi buraya açıklamasını yazdık. Şuraya sağ tuşa tıklayarak diyelim ki burası yeşil ışık. Yeşil karakter kullanalım. Yeşil ışık diyelim mesela burada. Şimdi bakın burada eleman açıklamaları kısmı var. Bunu daha öncesinde şöyle yapmıştık mesela M0 demiştik. Şuradan gelip buraya açıklamaları yazmıştık hatırlarsınız. Bu ise bizim tıklayalım şöyle bir gösterelim. Bakın
Öncesinde daha hiç programa başlamadınız. Az çok böyle girişlerinizi, çıkışlarınızı buradan yazmanızı tavsiye ederim. Mesela bu projenin başlaması için yani trafik ışıklarının sürecin başlaması için bence M0'a bir başla diyelim. Sonrasında bizim yeşil, sarı ve kırmızı diye 3 tane aslında çıkışa ihtiyacımız var. Buralara lambalar bağlayacağız. Mesela sarı lamba için Y0 için mesela yeşil diyelim. Y1 için sarı diyelim. Y2 için de kırmızı diyelim. Tamam. Onun dışında başlığımız var. Başka ne kullanabiliriz onu düşünüyorum. Şu an için sanırım bunlar yeterli. Eğer gerekli olduğu durumda zaten sonradan ekleyeceğiz. Ben bugünkü konuyu barındırdığı için aslında örneği işte set, reset, açık kontak, kapalı kontak ve timer'la yapacağım. Şöyle başlayalım. Mesela M0 yani başla dediğimizde ilk olarak ne olması lazım? İşte yeşil lambanın 10 saniye boyunca yanması lazım. Peki başlaya bastım. Şuradan Y0 yani yeşil lambamı direkt yaktım. Peki aynı zamanda bir timer çalıştırmamız gerekir ki bu 10 saniye olup olmadığını test edebilelim. Ne yapıyorduk mesela? M0'la beraber şöyle bir paralel hat çizeceğim buraya. Bakın şuradaki V'yi aldım, buraya getirdim. Ya da neydi mesela kısa yolu? Direkt buraya V ile de tıklayabilirdiniz. Getirip mesela buraya şöyle F tuşuna basıp fonksiyonlarımı açtım. Ve direkt bir tane timer ekledim. Ne olsun mesela bu timer? T200 olsun. T200 timer'ı ne kadar süre yanacaktı? Bu 10 saniye yanacaktı. 10 saniye de buraya koyalım. Peki. Şurada tekrar sağ tuşa tıklayarak ya da şurada birer satırda boşluk bırakalım. Çünkü devam edeceğiz. Satır açıklamasına diyelim ki sarı ışık. Bakın yeşil 10 saniye boyunca yanacak. Peki bu T200 de aynı zamanda devam edecek ama sarının o 10'dan sonra da keza sarıyla beraber de yanacağı için şuraya bir çıkış koymamız gerekiyor. Bunu da mesela ne diyebiliriz? İşte M1 diyelim mesela. Bu M1 de ne yapsın? Bu sefer sarının yanmasını sağlasın bize. Çünkü bilgiyi ben buradan aldım. Artık dedim ki yeşil 10 saniye boyunca yandı. Sarı sen de devreye girebilirsin. Bu M1 aslında M1'in öncesinde bir de M0 koyalım ki çünkü başta dedik. Sonrasında M1 diyelim. Ve bu iki kontak hem başla butonumuz aktif yani bunu panelden de yapabilirsiniz ya da işte panonuzun dışında bir tane anahtar var mesela anahtarı açtığınızı düşünün. Buraya eğer anahtar koyarsanız tabii X yazmanız lazım. Hatta sizin için ben buraya X yapayım çünkü zaten burada piyasa mevcut. Şuraları mesela başla diyelim. Burada tekrar X olsun. Şöyle. Yani dışarıdan harici bir 24 voltta dijital girişle başlatalım programı. Sonrasında yeşil bittiğinde yani M1 şurayı biraz küçültsem fontu normal büyük diyelim. Çünkü çok tam net göremiyorum. M1 ile beraber ne yapacaktık? Sarı ışık yanacaktı. Gene kısa yolla buraya da sarıyı koyduk. Aynı mantık. Bir şöyle paralel bir kontak daha koyduk. Tekrardan bir timer daha açtık. Yani timer daha koyduk buraya. Bu da ki mesela sen de T201 ol. Bu da ne kadar süre yanacaktı? Mesela 3 saniye yanacaktı. O da mesela 3 saniye dedik. Sonra bir tık daha aşağı inelim. Burası da son olarak artık kırmızı olsun. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın mesela burayı böyle kopyalayarak CTRL-C ile kopyalayarak direkt mesela buraya yapıştırarak da ilerleyebilirsiniz. Hani burada CTRL-X C ya da V'yi de kullanabilirsiniz ama ben anlaşılır olması için tekrar beraberce yapıyorum.
Tekrar mesela buraya x0 başlığı koydum. Ondan sonra tabii burada sarının da bittiğini anlamamız lazım. Mesela bunun içine ne yapalım? M2'yi koyalım. M2 bize dedi ki evet sarı bitti. Artık kırmızıyı yakabilirsin. Kırmızıyı mesela ben aktif hale getirdim. Ve aynı zamanda diğerlerinde olduğu gibi bir paralel kontakla bu sefer de T202'yi kullanalım mesela. Bu da 15 saniye olsun. 15 saniyede kırmızı yansın. Ve sonrasında da bize desin ki evet kırmızı da bitti. Peki. Şimdi programı daha piyasaya hani piyasaya daha atmadım. Ama genelde şunu yapmayı tercih ediyorum. Piyasaya atmadan önce şöyle bir offline olayım. Tekrar bir simülasyon çalıştıralım. Simülasyonda bir görelim. Yani ne oluyor? Ne bitiyor gibi. Şimdi yeşil ışık var, sarı var. Şunları şöyle daha net görebilmek adına hepsini bir anda göstermeye çalışıyorum size de. Sarı ve kırmızı. Şöyle yapalım. Hatta buraya yazalım. Mesela durum sayfamızda x0 bizim için başlaydı. İşte y0, y1 ve y2. Bunlar da neydi? Bizim mesela hatta bunları eleman açıklamalarıyla gösterelim. Başlaya bastığım zaman burada otomatik yeşil, sarı, kırmızı istediğimiz saniyelerde yanıyor olması lazım. Beraberce bakalım. Şimdi mesela ben başlaya 10 yaptım. Bakın şu anda mesela yeşil yanıyor. Şuradan da görebiliyorsunuz. Timer akmaya devam ediyor. 6 oldu, 7 oldu, 8, 10 oldu. 10 oldu, sarı da mesela onunla beraber yandı ama bakın. Sarıdan sonra kırmızı da yandı fakat diğerleri sönmedi. Demek ki burada bir hatamız var. Bu hataları beraberce şimdi gözlemleyelim. Şu ikisi yandıktan, yani bu ikisi işlemini bitirdikten sonra kırmızıya döndüğünde otomatik olarak bu ikisinin sönmesi lazım mesela. Demek ki benim buralara belli başlı işte kapalı kontaklar vesaire bir şeyler koymam lazım. Onun için de şöyle yapıyorum. Mesela şunları sonrasında set yapalım. Şunu da keza set yapalım. Sonra şöyle biraz aşağı doğru iniyorum. Diyorum ki artık M3 bitti biti. Yani şu. M3 bitti biti geldiğinde şurada set yaptığım M2 ve kaçtı M1'i reset yapıyor olmam lazım. Çünkü bu programda bir hatadır. Yani bir yerde eğer setlediyseniz bir yardımcı kontağı ya da bir çıkışı bir yerlerde de resetlemeniz gerekir. Bu sistem tamamen bittikten sonra bunları artık resetleyelim. Nasıl yapalım mesela? Diyelim ki şöyle M1'in resetle. Pardon M1'i aynen öyle. M1'i resetle. Aynı zamanda şöyle bir aşağı gel. Şuradan bir dalla şey çıkartalım. Bir de M2'yi resetleyelim. Akabinde bakın. Şimdi bu tarafı hallettik ama kırmızı yandığında otomatik olarak sarının ve yeşilin de sönmesi lazım. O zaman ne yapmamız lazım? Buraya Y2'lerin kapalı kontaklarını mesela koyabiliriz. Mesela buraya bir tane kapalı kontak koyalım. Bu normalde kapalı. Yani Y2 aktif olduğunda buraya açacak. Ne olacak? Yeşil sönecek. Tabi sarının da sönmesi lazım ama şu araya şey koymamız lazım mesela. Şuna sağ tuşa tıklayıp mesela satır düzenle deyip bakın buradan yatay genişle diyebiliyorum. Bunun kısa yolda neymiş? F6'ymiş mesela. Şu arada bir kontak daha açtım. Bu da mesela Y2 olsun. Onun sonrasında şöyle bir gözden geçiriyorum bir anda sizle beraber. Bir daha simülasyon yapıp sonrasında artık programı PLC'ye bir gönderelim. PLC'yi çalıştır dedim. Bakın birkaç tane hata verdi. Dedi ki M1 ve M2 birden fazla kullanılmış dedi. Evet doğru. Şimdilik mesela ben bunu off dedim. Bakın başla butonum pasif, yeşil, sarı, kırmızı pasif. Şimdilik, pardon, şurayı şöyle alalım. Şuradan yapsak daha kolay olacak sanırım. 10 dedim, bakın yeşil saymaya başladı. 3, 4, 5,
10 oldu. Bakın yeşille sarı beraber yandı. Sonra ikisi beraber söndüler. Bu sefer kırmızı yanmaya başladı. Kırmızıya doğru inelim. Kırmızı hala 6. saniyesinde. Bakalım döngü kendisini tekrar devam ettirecek mi? Bu da önemli. Evet. Tekrar yeşil yanmaya başladı. Ne yapıyor mesela? Y2 şeyden sonra söndüğü için M2'den sonra. M2'yi burada resetlediğimiz için şuradan. Otomatikman bu şekilde bir basit bir trafik ışığı projesi yapmış bulunuyoruz. Özetlemek gerekirse açıklamalar, programı bu şekilde parçalama, burada durum sayfasıyla beraber programınızı takip etme ve gördüğünüz gibi kolayca bunları yapabiliyorsunuz. Şimdi şunu kapatıyorum. Programın artık çalıştığına eminim. PLC'de simülasyonu durdurdum. Artık bu programı PLC'ye yükleyeceğim. Bakın açıklamalarıyla beraber, gerçi şu M1'in açıklamasını niye yazmamışız? M1 şey diyebiliriz mesela, bunlar işte ne bileyim yeşil bitti. Yeşil bitti diyelim. Şuna da sarı bitti diyelim. Ondan sonra şu da mesela kırmızı bitti olsun. Gibi. PLC'ye tıkladım. Şu an enerjim var. Programlama kablom da bilgisayara takıldı. Buradan online dedim. Tekrar bir auto-check yapabilirim. Buradan COM3'ü görüyorum. Tamam diyorum. PLC'de buldu. Evet dedim. Bakın gene aynı uyarı. Şu an yüklemeye çalıştığınız program PLC'nin içerisindekiyle aynı değil. Hani yüklemek istiyor musunuz? Evet, ben yüklemek istiyorum. Evet. Şu anda evet PLC'de online program PLC'nin içerisinde, PLC'yi çalıştır dedim. Başlatmak istemiyorum. Yani emin misiniz diyor. Evet eminim diyorum buradan. Tekrar burası kırmızıya dönüyor. Şu an ben PLC'nin zaten dijital giriş ve çıkışlarına bazı butonlar ve lambalar bağlamıştım. Yani bunları gösteremiyorum maalesef. Şöyle yapalım. Şuradan X0'a aktif hale getiriyorum mesela. Şu an mesela ben burada Y0'ları reel olarak görebiliyorum. Nasıl simülasyonda yaptıysak burada da keza bu şekilde görebilirsiniz. Hatta belki jölelerin seslerini duyabilirsiniz. Bilmiyorum sesi geliyor mu sizlere de. Burada unutmadan şuna da bakalım. Mesela şu özel özel registerlarda şey vardı. İşte bu program kaç cycle'da taranıyor, ne kadar sürede taranıyor gibi. O kaçtaydı mesela? Ben bir yere not almıştım gerçi ama. Kaçtı? R4136 diye hatırlıyorum. Evet şurada mesela R4136. Buna bir bakalım. Şimdi bakın durum sayfasına tıkladım. Daha öncesinde yazdığım zaten şeyler burada hala duruyor. Burada şuradaki referans açıklamalarıyla gösterelim artık. Şuraya mesela R4136 diyebilirim. Yani sizin şu anda programınız 3 milisaniye gibi kısa bir süreyle taranıyor. Bir de hazır açmışken onu da gösterelim. Mesela özel kütüklerde gene gerçek zaman saatiyle alakalı bir saate bakalım. Mesela PLC'nin saati ne durumda? Ya da sadece yıla baksak da yeter. R4133'te mesela yılı tutuyoruz. Geldik mesela buraya. R4133 dedik. Mesela 2020 aslında bu. Bir de son olarak saate de bakalım mı? Saate ya da güne bakalım. Ya da hatta dakikaya bakalım ki değişimini saniyeyle de olabilir. Bu 41.28 ile 41.29. Onlar da mesela burada R4128 tire, böyle de yazabilirsiniz burada, 4129. Mesela bu saniye, bu da bugünün tarihi. İşte 29'u mesela bugün ayın. Gerçi burası dakikada olabilir. Bu örnek nasıl? Bu örnek şimdilik bu kadar. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım isterseniz.
Şunu da hatta şuradan şöyle kaydedelim. Buna da ne diyelim? Trafik ışıkları diyelim. Piyasamızı tekrar buradan durdur diyorum. Bir uyarıyla geliyor. Akabinde offline'a da geçip kapatıyorum. Evet İsmail Bey. Şu anda herhangi bir soru var mı? Aynen siz de takip zaten. Yani çok çünkü akış diyagramı yukarıda yok, kalmış şey, olabilir. Çökmenize gerek yok arkadaşlar cevapladı ama son yıl gibi özel fonksiyonları karşılaştırma yaparken önünüzdeki soru var. Şu yıl gibi özel fonksiyonları direkt adresletebiliriz değil mi? Aynen öyle yazabilirsiniz evet. Yani işte 41-33'ün içerisindeki değer şuna eşitse bunu yap ya da bundan büyükse bunu yap gibi. Bugün yetişmeyecek sanırım bu örnek ama yarın yarınki programımıza bunu bence alalım. Yani oradaki örnekte ne diyelim? Bir bahçe sulama sistemi gibi bir şey yapabiliriz mesela. Başka ne var? Yanıtlı bir... Yani diğer arkadaşlarım da zaten soruları cevaplamaya devam ediyor ama özellikle anlatılması gereken bir nokta olursa lütfen beni kesip uyarabilirsiniz. Çünkü şimdi ikinci örneğe geçeceğiz. İkinci örneğimizde de bu sefer bir tank kontrolü yapacağız. Bu tank kontrolünde de bir acil stopumuz olacak. Gene bir startımız olacak. Ya da buna başla diyelim. İngilizce kullanmayalım. Doldurma pompası, bir tahliye pompası var. Bir de geri besleme aldığımız bir seviye var. Şimdi ben burada seviye için bir normalde bir sensöre yani bir feedback aldığım için sahadan bir veriye ihtiyacım olduğundan dolayı onun yerine belli başlı işte özel embitleri de kullanacağım. Baktığınızda ne demişiz? İşte litre 30'un üzerine çıktığında yani 30 litre olduğunda tankın içerisindeki su diyelim mesela buna tahliye pompasını çalıştıralım. Sonrasında 15'in altına da inerse bu tahliye pompasının sonrasında doldurma pompasını çalıştıralım. Böyle sürekli bir döngü tekrar ettirelim. Murat Bey. Buyurun. Tank projesini yaparken programı da bir şifreleyebilirsek güzel olur. Onu da göstermiş olalım. Tamam. Mutlaka. Aslında şunu yapacaktım. Doğru tamam. İkincisinden sonrasında programı da şifreleyelim. Ve buna ek olarak hatta size çok da güzel de bir şey de göstereceğim. Yani yazdığınız programı da bir PDF olarak da yazdırıp işte dokümantasyon yapabileceksiniz mesela. Bu da güzel bir özellik olacak. Şimdi şurayı da bir kopyalayalım. Kapatıyorum artık ya da bunu aşağı doğru indireyim. Tekrar bir WinProLeader açıyorum. Bakın burada dikkat edelim buraya. Şimdi PLC'nin içerisindeki programı çekmek şu şekilde. Şimdi PLC dedim, online diyorum. Herhangi bir proje açmıyorum. Zaten otomatik kontrol yaptık ve tamam dediğimde bakın herhangi bir proje açmadım. Yani dosya yeni proje demedim. Bakın buraya tamam dediğimde gördüğünüz gibi daha öncesinde yazdığımız bu şey trafik ışıkları projesi buraya geliyor. Ve dikkatinizi çekmek isterim ki açıklamalar da geliyor. Yani satır açıklamalar değil belki ama buradaki işte kontaklara yazdığınız açıklamalarda gördüğünüz gibi geliyor. Bu birçok PLC'de yok mesela. Bu ne demek? Programı yazdınız, makine işte yurt dışına gitti. Aradan 3 yıl geçti. Bir teknik servis ihtiyacı var. Gittiniz hani X0 neydi? Ne bileyim işte Y1 neydi? Bu timer ne işe yarıyordu? O yüzden zaten özellikle ne diyorum? Açıklamalarınızı yazın. Parçalara bölün ladder'ınızı mesela buradan. Olabildiğince bölün. Bu şey demek değil. Mesela burada birden fazla ana program açtığınızda hani ilkini tarayacak, sonra ikincisini tarayacak, sonra üçüncüsünü tarayacak değil. Hepsini aslında aynı anda tarıyor. Alt programdan farklıdır yani. Alt programı ilerleyen dönemlerde zaten anlatacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu kapattım. Ya da şöyle yapalım. Direkt zaten modelimizi biliyoruz. FBS 24MC. Tekrar bir yeni proje açalım. Diyelim bu projenin ismi de tank seviye kontrol olsun.
Tamam diyelim. Yavaş yavaş programa başlayalım. Şimdi not defterine de yazdığım kısmı şurada sürekli kapataç olmasın. Şurayı Ctrl C diyerek şu ilk satıra bir satır açıklaması yazalım. Bu burada sürekli bulunsun ki gözümüzün önünde. Şimdi neler var? Bir acil stop butonumuz var. Bunu birçoğunuz zaten eğer gördüyseniz hatırlayacaksınızdır. Normalde kapalı bir buton bu. Herhangi bir durumda mesela ne olabilir? İşte bir bazı motorlar çalışıyordur. Bazı insanların can güvenliğiyle alakalı işte eli bir yere sıkışma durumu olabilir Allah korusun ama. Çünkü sektörde bunları duyuyoruz. Bu tarz durumlarda acil stop butonu her zaman kullanılır. Normalde kapalıdır ve genelde de hep hatların başına kullanılır. Yani her hattın başında da olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bir tarama zamanı var. Oradaki 10 milisaniyelerdeki gecikmeler bile çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Sonrasında ne var? Bir başla gene bir butonumuz var. İşte bir doldurma pompasını çalıştıracağımız bir Y çıkışı olabilir. Bir tahliye pompası olabilir. Bir de feedback alacağımız bir seviye olacak. Bunu da bir register alalım diyorum ben. Mesela R0 register'ını alalım. Ne yapalım? İlk önce gene eleman açıklamalarımızı yavaş yavaş yazalım. Diyelim ki X0 acil stop. X1 başlı olsun. Yani giriş olarak bu X şimdilik yeterli gibi duruyor ama olmadı. Sonrasında zaten nasıl açıklama yazacağınızı biliyorsunuz. Mesela Y'ye bakalım. Çıkışlarda bir tane tahliye pompası var. Hemen akabinde bir tane de doldurma pompası var. Gibi. Bir önceki örnekte de söylediğim gibi. Şu anda düşünmemiz lazım. Hep beraber gerekirse düşünmemiz lazım. Yani bir seviye var. Ve bu seviye işte 30'un üzerine çıktığında bir pompa çalışacak. 15'in altına düştüğünde keza aynı şekilde bir pompa çalışacak. Benim burada ne kullanmam lazım? Belki demeyelim, bir karşılaştırma komutu kullanmam lazım. Tamam, bunu bir not edelim mesela. Karşılaştırma komutlarıyla yapmamız lazım. Nedir bunlar? İşte 15'ten büyükse ya da eşitse ya da öteki tarafta işte 30'dan işte küçükse ya da eşitse diyebiliriz. Akabinde seviyeyi şu an mesela dışarıdan bir sensörle vesaire alamayacağım için şey düşündüm ben. Bir böyle özel en bitlerimiz vardı hatırlarsınız. Mesela bir saniyede bir size bir pulse üretiyordu. Mesela onlardan kullanalım. Bir tane de böyle up down dediğimiz, yani şimdi counter'ları gösterdik ya da sayıcıları ama FATEC'te birden fazla da sayıcı var. Mesela hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü sayıcımız da mevcut. Bunu da bildiğim kadarıyla bazı piyaslarda yok. Ondan kullanalım. Şöyle olsun mesela, tahliye pompası çalıştığında bu işte yukarı aşağı sayıcı seviyeyi düşürsün. İşte doldurma çalıştığında seviyeyi yükseltsin gibi düşünün. Şöyle yavaş yavaş başlayalım. Mesela şuraya ne diyelim? Seviye kontrol. Mesela. Ne dedik? Tabii bunun tamamen kapalı kontağı. Bu bizim acil stopumuz. Start verdiğimizde işlem başlayacak. O zaman bir de buraya açık kontak olarak X1'i koyalım. Başla dedik buna da. İşte M1922. Hatırlayamayanlar olabilir. Mesela bu M1922 neydi dersek, şuraya bir kapatayım, hemen yardım menüsüne geldik. Özel kütüklerden buradan özel register'lara geldik. Bakın M1922 neymiş? Bir saniyelik bize pulse üreten bir özel dahili bir şey, MBT. Yardımcı bir kontak. Bunu kullanalım. Mesela M1922 dedik buraya da. Burada hatta gene hattın yükselenini kullanalım. Bu ne demek? Acil stop, başla, M1922 gibi bu 3 tane şartın oluştuğu andaki yükselen kenarda işte bundan sonraki devamındaki işi yapsın demek. Şimdi
bir fonksiyon çağırmam lazım. Kafamda o şekilde tasarladım. Yukarı aşağı sayıcıyla yapacağım. F'ye bastım. Bu fonksiyon işte şu 7 numaralı fonksiyon mesela. Yukarı aşağı sayıcı. Buna mesela tamam dedim. Bakın buraya girmeden önce şunu da göstereyim. Bakın yardım menüsü var. Yani mesela bu fonksiyonla alakalı yardıma tıklarsanız, dediğim gibi burası Türkçeleştirecek ama nasıl çalıştığına dair size burada örnekleriyle beraber gösteriyor. Burada tüm neredeyse tüm fonksiyonlar için bu mevcut. Şimdi CV değeri şu, buraya mesela R0 diyelim. Çünkü bizim arttıracağı şey seviye. Çünkü biz seviyeye de mesela R0 register demiştik. Bu maksimum olarak kaça kadar arttırılacak? Şimdi sorumuza bakıyoruz mesela. 30'un üzerine çıkarsa tahliye pompasının çalışması lazım. Demek ki 30'a kadar maksimum arttırılacak. Burada tamam dedim. Şimdi bakın şurada U ve D var. Bunlar şu demek. Eğer sen buraya bir enerji verirsen ben yukarı yönlü sayarım. Enerji vermezsen aşağı yönlü sayarım gibi. Hatta bunu şöyle simülasyonda programı devam etmeden bir deneyelim beraberce. Şu an mesela şöyle yapalım. Bir saniye şunu da off dediğimiz zaman görebileceksiniz. Bakın R0 şu anda hatta şöyle şuradan bir durum sayfasıyla R0'ın içerisindeki değeri sıfırlayalım çünkü geriye doğru sayıyor. Bakın hala geriye doğru saymaya devam ediyor çünkü ben buraya herhangi bir enerji vermedim. Şöyle yapalım mesela V deyip şu şekilde buraya hattı tamamlarsam bakın bu sefer de ileri dönlü saymaya devam ediyor. Şurayı şöyle biraz açarsak görebileceğiz. Hatta şöyle pozitife çıktığında da beraberce görelim. Bakın yukarıya doğru sayıyor. Mesela burayı kestiğimi düşünelim. Mesela 5'e kadar geldi. Ben burayı kestim. Bu sefer de geriye doğru saymaya devam ediyor. Bunu özellikle gösterdim. Çünkü seviye için mesela ben bunu kullanacağım. Şu anda yukarı yönlü saymasını istiyorum. Sonrasında keza gene bakacağız. Şimdi şöyle yapalım. Buraya da diyelim ki bir satır açıklaması daha koyuyorum. Buna diyorum ki tahliye pompası. Tahliye pompası nasıl çalışacak? Eğer ki 30'un üzerine çıkarsa bu içerisinde saydığı değer tahliye pompasının çalışmasını istemişiz. Gene X0 yani benim acil stopum varsa artık kısa yollarla yazıyorum. X1 başla ne bileyim işte panonuzun üzerindeki o pako şarteliniz ya da işte şeyiniz ne derler anahtarınızı çevirdiniz başla dediniz artık sisteme. O da geldiyse benim artık ne yapmam lazım? Bir karşılaştırma yapmam lazım. Yani şu an şeyi bilmiyorum tankın içerisinde 30'un üzerinde miyim değil miyim? Tekrar F tuşuna basıp bakın burada karşılaştırma komutlarımız var. Şunlar. Bunlardan kullanacağız. Ne diyelim mesela? Büyük ya da eşitse kullanalım. Diyelim ki R0'ın içerisindeki değer yani bu R0 dediğimde aslında seviyenin geldiği kısım litre bazında 30'dan büyük ya da eşitse dedik. Hatta şurada R0'a bir de açıklama yazalım. Diyelim ki sen seviyesin. Ya da tank seviye diyelim daha anlaşılır olsun. Şunu da göstermeden edemeyeceğim. Şimdi ladder'larımız kısa ama böyle 100 tane satır yazdığınızı düşünün. Hani hangisini kullandım, hangisini kullanmadım. Mesela bakın şurada kullanılanlar var. Kullanılanlara tıkladığınızda eğer ki PLC içerisinde mesela X'lere tıklayalım. Bakın diyor ki siz X0 ve X1'i kullandınız. Ya da R'ye tıklayalım mesela. R0'ı kullandınız. Bu çok size kolaylık sağlıyor. Çünkü ladder'ınız uzadığı zaman hani hangi register'ı kullandım emin olamıyorsunuz bazen. Mesela kullanılmayanlara tıkladığınızda da bakın bunlar da sizin için boşta. Daha programda herhangi bir yerde kullanmadığınız register'lar mesela. Şu
Şimdi şöyle biraz daha yukarı doğru alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Mesela aşağı doğru şöyle bir inelim. Bakın 8071 tane şu an kullanmadığımız register var. M kontaklarına bakalım bir de mesela. Gördüğünüz gibi 2001 tane de M kontağımız var. Yani fazlasıyla yetecek. Zaten 2K Word kadar bir program alanımız da mevcut. Şimdi programa devam edelim. Bakın buraya oraya tank seviye yazdığım için artık buraya da geldi. 30'dan büyük ya da eşitse demiştik. Biraz hızlanıyorum burada. Y0 bizim tahliye pompamızdı hatırlarsanız. Hatta bunu setleyelim. Şöyle. Şuradan seçerek yapayım bu sefer de. Sürekli farklı farklı yöntemlerle yapıyorum. Akılda kalıcı olabilmesi adına. Tahliye pompası mesela ben bu şartta setledim ve tahliye pompası çalışmaya başlayacak. Şimdi bir de ne vardı? Doldurma pompası vardı. Ona da gelelim. Bilerek buralarda aralarda boşluklar bırakıyorum. Hani normalde bunları bırakmanıza gerek yok. Şuradan da devam edebilirsiniz ama programı rahat görebilmeniz adına yapıyorum bunu. Tekrar buraya da diyelim ki doldurma pompası. İşte X0 normalde kapalı. Acil stopuma basılı değil. X1'den işte anahtarımı çalıştırmışım. Tekrar bir karşılaştırma komutu kullanmam lazım. Bu sefer tank seviyesi 15'in altında mı değil mi? Ona bakmam lazım. Tekrar fonksiyona bastım. Bu sefer de küçük eşittir kullanalım. Ve küçük eşittir de diyelim ki R0 15'ten küçükse ya da eşitse. Ne yapacaktı? Bu sefer de doldurma pompasını çalıştıracaktı. Burada doldurma pompası geldi. Hatta bunu da setleyelim. Setlemekteki mantığı da anlatacağım. Buraya kadar her şey tamam. Şöyle bir simülasyonla gidebiliriz ama şu an ilk etapta şöyle beraberce bu sefer gözle tarayalım. Mesela simülasyonla değil ama gözle tarayalım. Nerede eksiğimiz var mı yok mu diye. Şimdi bunları zaten ben buradan dijital olarak vereceğim ve tank seviyesi yukarı doğru saymaya devam edecek. Tamam, 30'un üzerine çıktı. 30'un üzerine çıktığında Y0 tahliye pompası çalıştı. Tahliye pompası çalıştığında ne olması lazım? Bence şuradaki hattı kesmeliyiz ki bu sefer aşağı yönlü sayması lazım. O zaman buraya ne yapalım? Y0'ın tersini koyalım. Yani tahliye pompası çalıştığında bu sefer aşağı yönlü saysın. Devam ediyorum. Peki aşağı yönlü saymaya da devam etti. Hani şu an mesela 15'in altına kadar indi. Bu sefer 15'in altına indiğinde tekrar otomatikman doldurma pompası çalıştırıyoruz şu anda. 15'in altına indiğinde doldurma pompasını çalıştırdık. 30'un üzerine çıktığında tekrar tahliye pompasını çalıştırdık. Böyle bir döngü kurduk burada. Bunun için de şunu yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda iki pompa bir anda çalışmasın. Mesela burasını setlerken şuradaki doldurma pompasında şu şart mesela resetlesin. Keza aynı şekilde bunda da tam tersini koyalım. Şurada da şöyle resetlesin. Şöyle bir daha bir gözden geçirelim. Programda herhangi bir hatamız ya da eksiğimiz var mı? Sonrasında zaten PLC'ye göndereceğim. Hatta şunu da kullanabilirsiniz. Mesela fonksiyona basıp buradan end programın sonu diyebilirsiniz. Eğer bunu yazarsanız buraya, bunun aşağısındaki programı taramıyor. Bu da şu demek. Mesela 100 satır programınız var ama ilk 20'sini şöyle bir göz gezdireyim. Hani ne oldu, ne bitti, işte doğru gidiyor muyum buraya kadar falan gibi. Araya mesela bunu koyabilirsiniz. Sadece yukarıdaki kısmı işliyor. Aşağıdaki kısmı işlemiyor gibi düşünün. Ben şimdilik bunu da göstermiş oldum. Burada kalsın. Şöyle yapalım. Şimdi R0 bizim kalıcı bir register'ımız. Bu ne demek? Enerji gitse dahi içerisinde son kalan bilgiyi tutuyor. Peki uygulamanın hani nasıl diyeyim, doğru çalışabilmesi için
Hani ben ilk adımda R0'a bir sıfırla beraber yani sıfırlamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Mesela bakın burada yine yardım menüsüne bir tıklayalım. Hatırlayanlar olabilir. Ne vardı? Mesela bir kez, şuydu galiba, evet bir kez, yani ilk taramada sadece bir kere bir olan bir bitimiz vardı mesela. O da neydi? M1924. Bunu mesela kullanalım burada. Bunu her zaman en başa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ilk taramadaki ilk satırda kalsın. Yani soldan sağa, yukarıdan aşağı taradığı için. Mesela buraya bir hatta satır eklemeyi de göstereyim ben size. Mesela bu satırdan sonra aşağı doğru ekledi gerçi. Şuradan bu satırdan önce diyelim. Bakın şuraya mesela böyle aralara da network'ler yani satırlar ekleyebilirsiniz. Buna mesela M1924 dedim. Hatta bunun açıklamasına da şey yazalım. Diyelim ki ilk arama bu ne yapsın bize? Şu tankın seviyesini sıfırlasın. F diyorum tekrar buradan. Şimdi sıfırlasın derken benim sıfır bilgisini buraya sıfırın içerisine taşımam lazım. Bunun için de bakın şurada mesela veri taşıma var. Görüyorsunuz. Burada da mesela move komutu var. Yani veri taşıma komutu. Bundan kullanacağız. Tıkladık mesela. Buraya dedik ki kaynak adresimiz. Bakın mesela gene image'i götürüyorum oraya. Diyor ki sen buraya işte timer'da yazabilirsin, counter'da yazabilirsin, herhangi bir değerde yazabilirsin, register'da yazabilirsin. Hani burada bu arada bir kolaylık sağlıyor size. Şimdi mesela ben ne diyeceğim? Mesela sıfır değerini al. Benim için bir kere programı çalıştırdığımda R0'ın içerisine at ki programı daha rahat bir şekilde görebileyim. Şu an hani kaba taslak programın bittiğini düşünüyorum. İsterseniz piyasaya bunu yavaş yavaş büyükleyelim, beraberce görelim. Ne yapıyorduk? Şu an mesela unutmayalım, piyasanın içerisinde trafik ışıklarının bulunduğu program hala var ve şu anda ben görüyorum mesela piyasamız run konumunda ve bunu işlemeye devam ediyor. Ben şu anda yeni bir proje oluşturdum ve bunu üzerine yükleyeceğim. Dikkat edelim buraya. Online dedim. Gene COM3. Bunu sürekli yapmanıza gerek yok. Eğer burada COM3'ü görüyorsanız, eğer USB'deki hani o kablonuzu bilgisayarınızın USB'sini de değiştirmediyseniz sürekli yapmanıza gerek yok. Buradan tamam dediğimde bakın şu anda gene aynı uyarıyı verdi. Benim hani Türkçesini anlatayım size. Benim şu anda PLC'nin içinde trafik ışıkları uygulaması var ama sen başka bir şey yüklemek istiyorsun diyor. Emin misin diyor bu konuda. Evet eminim dedim. Şu anda yükledi. Fakat PLC'yi daha çalıştırmadım. Dikkat ederseniz. Çalıştırmadan önce şunu yapmak istiyorum. Şurayı şöyle biraz daha açalım. Rahat görebilmek adına. Şimdi R0 evet görmemiz gereken bir şey. Tankın seviyesi var çünkü burada. Doldurma pompasını görelim. Y1'i görelim aynı zamanda. O da dahiliye pompasıydı. Ondan sonra işte X0 acil stopumuzun durumunu görelim. X1'i görelim. Başla demiş miyiz dememiş miyiz ona bakalım. Onun dışında burada şimdilik bunları görmemiz yeterli olacak. Peki. Şu anda PLC'mize buradan çalıştır dedim. Bazı uyarılar verdi. Onları zaten konuşmuştuk. Bakın R0'ın içerisinde gördüğünüz gibi 0 değerini attı. Mesela ben bunu bir değiştireyim. Diyelim ki mesela 125. 50 de girebiliyorum. Tekrar PLC'ye durdur diyelim. Şu özellikle şu M1924'ü göstermeye çalışıyorum. Şu an R0 kalıcı bir register olduğu için hatta şuradan hafıza tahsisatından hatırlayacaksınız bunları. Bakın kalıcılar burada 3000 tane kalıcı register'ımız var. Yani enerji gitse dahi içindekini unutmuyor. Şimdi 125 olduğunu biliyoruz. Tekrar piyasaya şöyle bir run dedim. Evet dedim. Bakın direkt sıfırladı. Ve bunu sadece bir kere yapıyor. Şu özel bitle.
Bunu nedir mesela makinenizin ilk ayarlarını ya da işte prosesiniz neyse ilk ayarlarını yaparken mesela bunu kullanıp belli başlı yerlere sıfır atayabilirsiniz. Belli başlı şeyleri ilk setleyebilirsiniz, resetleyebilirsiniz gibi. Buradan sürekli böyle paralel kontaklar ekleyerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi benim X0'ım şu anda normalde şöyle yapalım. Normalde evet kapalı bir buton. Ben şu an hala benden start'ı bekliyor. Seviyem şu anda 0. Dilerseniz start'ı ya da başlayı aslında start demeyelim. Ya da şöyle de yapabiliriz mesela onu da göstermiştim. Eleman açıklamalarıyla gösterelim. Ben şu anda mesela başlayı verdim. Bakın tank şu anda doluyor. Yani doldurma pompası aktif. Akabinde tank seviyesi ne zamana kadar böyle dolacak? 30'un üzerine çıkana kadar, yani 30 litre diyelim hatta buna rakamla sürekli şey yapmadık. 30 litrenin üzerine çıkana kadar böyle dolmaya devam edecek. Şuradan da izleyebiliyorsunuz. Bakın 30'un üzerine çıktı. Bu sefer ne oldu? Doldurma pompası. Şuradan bakalım. Çünkü artık buradaki şart sağlanmadı. Buradaki şart sağlandı. Bu sefer doldurma şey tahliye pompası 10 oldu. Doldurma pompası off oldu. Bakın 15'e geldi. Bu sefer tam tersi. Gene 30'a kadar doldurma devam ediyor. Biz de ne demiştik zaten? Sürekli döngü kendini tekrar etsin demiştik. Bakın 30'a kadar çıktı. Tekrar tahliye pompası çalıştı. Normalde dediğim gibi yani şurası sizin dışarıdan aldığınız seviye sensörüyle gelecek bilgi ama ben bunu hani ofis ortamında bu şekilde göstermeye çalıştım. Move komutu kullanıldı. Yukarı aşağı sayıcı kullanıldı. Şimdi tekrar böyle bir projelerimizi bir gözden geçirelim. Bu tekrar PLC'mizi şuradan durduruyorum. Sonrasında offline oluyorum. Son bir 10 dakikamız var. Bu 10 dakikada da şöyle kısa bir özet yapıp soru varsa soruları alacağım. Özel M-bitlerimizi kullandık. Neydi bunlar? M1924. Hatta şuna da bir açıklama yapabiliriz. Mesela 1 saniyelik ya da sadece 1 saniye diyelim mesela. Move komutu yani bir bilgiyi bir yerden bir yere taşımayı gösterdik. Yükselen kenarı gösterdik. Açık kontak, işte kapalı kontak. Yukarı aşağı sayıcı. Akabinde karşılaştırma komutları ve tahliye pompaları için de set ve reset komutlarını mesela burada bahsettik. Şunu şöyle bir kaydedelim. Burada ne diyelim mesela tank seviye kontrol diyelim. Kaydettik. Onlar nerede mesela şurada. Trafik ışıklarını da son kez bir gözden geçirip bitireceğim artık. Burada da tamamen aslında timerlarla ilerledik. 3 tane timer kullandık. Belli başlı noktalarda set, belli başlı noktalarda da normal bobinler kullandık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Murat. Buyurun. Tank sınavı ile alakalı bir şifreleme işlemi yapacağım. Ha, tabii doğru haklısınız onu unutmadan yapalım. Şimdi projenizi yazdınız. Artık dediniz ki ben buna yaklaşık işte ne bileyim 2 saat 3 saat uğraştım. Bu benim artık emeğim. Olabildiğince bende kalmasını tercih ediyorum. Proje menüsüne geldiniz. Buradan proje ayarlarından. PDF. Aynen. Şifreye tıkladınız. Ve şifrede de ne diyelim mesela 1, 2, 3, 4 diyelim. Şifreyi de hatta onaylayalım. 1, 2, 3, 4 diyelim. Tamam dedim mesela. Şifreyi şu anda değiştirdi. Tank kontrolü şu anda sizin şifrenizle beraber hazır. Bu arada illa 4 tane değil. Toplamda şöyle bir bakalım. Harf de yazabiliyorsunuz çünkü. Hatta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 karaktere kadar sayı ve harf girebiliyorsunuz. Ciddi bir şifreleme bence bu. Mesela bunu kapattınız. Evet diyelim mesela. Şimdi tank seviye kontrolünü diyelim PLC'nizde çalışıyor olsun. Açtığınızda otomatik olarak zaten şifreyi isteyecek. Girelim mesela 1, 2, 3, 4 diye.
Bir de unutmadan son olarak şunu da mutlaka göstermeden edemeyeceğim. Bunu da bahsetmiştim size. Şimdi buradaki menülerin mesela birçoğunu gösterdim ama şurada mesela dosya menüsünde şu var. Yazıcı içerik ayarları var. Hemen buna bir tıkladım. Bu neydi? Bazı programcıları ben görüyorum mesela bilgisayarlarında o kadar çok program var ki hani işte birçok makinacıyla çalışıyorlar vesaire. Bunları mesela bir dokümantasyon yani bir sonrasında kağıtlı bir PDF şeklinde de alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey şu. Buradaki yazıcı ayarlarına girdiniz. Dediniz ki mesela ben şuradan ladder birimini şu sol tarafa doğru ekle dedim mesela bakın. Ladder'ımı yazdır. İşte alt program isterseniz ya da mesela işte ne bileyim açıklamalarımı yazdır. Eğer tablo oluşturduysanız şu an ben tablo oluşturmadığım için burada gözükmeyecek. İşte mesela durum sayfasında durum sayfalarımı yazdır gibi mesela bunları sürekli buraya böyle ekleyebilirsiniz. Şimdi mesela ladder için ben sadece şu anlık ladder'ı göstereceğim. Bakın burada bir ön izleme kısmı var. Ön izlemeye şöyle tıkladığımda şu an rahat bir şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın yazdığımız komutlar burada hepsi bu şekilde mevcut. Bunu da tavsiyem şu olur. Mesela şuradan yazıcı ayarları diyelim. PDF olarak mesela kaydedelim. Ne yapalım mesela şuradan yazdır diyelim. Tamam. Tank seviyesi ya da PDF tank seviyesi diyelim mesela buna da. Kaydet diyelim. Tekrar aşağı indirdiğimizde bakalım nereye gelmiş? Buraya gelmiş evet. Yani burada yazdığınız deneme programlarını da sondan unutmamak adına ya da üzerinde mesela not almak istersiniz. Yazıdan çıkartıp bir klasör oluşturmak istersiniz belki bilmiyorum. Bu şu an ben tek sayfa aldım ama bakın mesela şurada da mnemonik dediğimiz hani bu şekilde bir yazma stili de var. Hatta şöyle söyleyeyim size sadece ladder'ın dışında yani FATEC şu an sadece ladder'la yazılıyor ama işte fonksiyon bloğu, structure text gibi düşünebilirsiniz mesela bunları da. Bunları da size kısa yollarıyla buraya koyuyor. Onun dışında günü bitirmeden önce varsa birkaç tane soru alayım. Yoksa da teşekkür edip günü bitirelim. Evet İsmail Bey sizi dinliyorum. Ya da Dinçer Bey, Özgür Bey siz de olabilirsiniz. Eğitim zaten bitti bu bölümde. İsterseniz sırayla mikrofondan soruları da alabiliriz. Yani olur. Yani şu da olabilir. Son çünkü 5 dakikamız kaldı. Malum ben de biraz da yoruldum. Şöyle bir şey yapalım. Mesela sık gelen sorular varsa mesela onlardan alalım. Mesela birkaç defa arka arkaya mesela kontak açıklamalarını PDF kontak üzerine yazdırabilir miyiz? Evet bunu yazdırabiliyorsunuz. Orada mesela eleman açıklamalarını da ekle dediğimizde şifreli bir dosya açmadan PLC'yi update etmek mümkün mü? Hayır değil. Yani o şifreyi bilmediğiniz sürece ne PLC'den programı çekebilirsiniz ne de PLC'ye o programı açabilirsiniz. Burada ek olarak bu sadece bir tanesiydi. Bir de PLC ID ile program ID dediğimiz farklı şifreleme yöntemleri de var. Yani PLC'nin kendisini de şifreliyorsunuz. Bu ne demek? Bu program yani benim yazdığım bu program sadece bu PLC'de çalışsın diyebilirsiniz. Bu da belki ilerleyen dönemlerde anlatılır sizlere. Sesim geliyor mu acaba? Yani şu güzel bir soru. Şifreyi unuttuğumuz zaman ne yapabiliriz? Bu güzel. Şöyle. Mesela şöyle yapalım. Hangisine yazmıştık? Şuna yazmıştık sanırım. Şunu bir tıklayalım. Şifresini girelim mesela 1, 2, 3, 4 diye. Bu çünkü çokça karşımıza çıkıyor. Mesela bunu online dedim. Ben PLC'nin içerisine yükledim. PLC'mizi buradan run konumunu aldık. PLC'miz çalışmaya devam ediyor. Ve şu anda siz mesela bu programı bilmiyorsunuz. X bir kişi ya da daha sonrasında o makineye müdahale olacak bir arkadaş geldi diyelim. Dedi ki ben şunun içerisindeki bir programı çekeyim. Bakalım bir neymiş falan diye. Ama siz
öncesinde şifrelemiştiniz. Online deyip şuradan mesela çekmeye çalışıyor. Bakın direkt mesela herhangi bir ledger vesaire hiçbir şey açmadan otomatik şifreyi bizden istiyor. Burayı geçme şansımız yok. Yani FATEC bu konuda çok ciddi, yani 8 karakterle bir şifreleme yöntemi yapmış ve hani insanların nasıl diyelim emeklerini koruma yönünde gidiyor. Eğer bu şifreyi bilmiyorsanız tek yapacağınız şey PLC fabrika ayarlarına geri döndürmek. Onu da nereden yapabiliriz mesela? Şuradan PLC menüsünden çubuk kontrole tıklayacaksınız, geleceksiniz. Mesela şu an gerçi offline olmam gerekiyor bunun için. Şuradan şöyle geldiniz. Bakın PLC sıfırla var. PLC sıfırla dediğinizde şifresini bilmediğiniz bir şeyse mesela bu komple içerisinde, yani fabrika ayarlarına geri döndürdüğünüzü düşünün. Mesela sistem sıfırlama başarılı. Artık PLC'nin içerisinde hiçbir program yok. Sesinizi alamadım. Murat Bey, sesim geliyor mu? Evet, şu anda geliyor. Buyurun. Tam seviye kontrolde herhangi bir motor çalışıyorken ağaç tuşuna bir basabilir misiniz? Bir tank seviye kontrolünde mi? Evet evet. Acil stop çalışmayacak gibi geliyor bana. Çünkü mühür yaptınız orada. Şöyle. Evet. Setleme yaptım. Doğru. Şöyle bir, hatta dediğiniz gibi bakalım. Şunu bir yükleyelim. PLC'ye buradan run da diyelim. PLC'miz şu anda çalışıyor. Tank seviyemiz devam ediyor. Ben acil stopa, şu an mesela doldurma pompası var. Acil stopa bastım. Evet. Mesela bu programın bir bug'ı. Bunları çok iyi yakaladınız. Tebrik ediyorum sizi. Burada mesela bunları da hemen önlememiz gerekiyor. Nasıl önleyebiliriz mesela? İşte bu acil stopu belki gene en üste koyup demeliyiz ki buna bastığımız zaman hem Y1'i hem Y0'ı reset yap diyebiliriz. Güzel. Şurada araya mesela koyabilirdik onu da. Onun haricinde var mı? Yani bu önemli çünkü birçok programcı hani makine başında da mesela devreyi alırken bu tarz aksaklıklarla çoğu kez karşılaşıyor. Buna işte ne diyorlar? İşte devreyi alma süreci diyorlar. Hani gerekli ayarların yapılması vesaire, her ne kadar böyle bilgisayar ortamında yazılsa da sahada birçok aksaklıklarla da karşılaştığımız oldu. Bununla alakalı zaten Embit'lerinde özel bir bit de var. Tabii. Mesela doğru. Durumdan da bunu inceleyebilirsiniz. Şu var bakın mesela, o da olabilir dediğin gibi. Şu. Bu da kullanılabilir. Hocam ben program ID'yi merak ediyorum. O sadece programı şifrelemeyi mi sağlıyor? Hangi durumda kullanılıyor program ID? O zaman şöyle yapalım. Bunu da gösterelim madem. Normalde benim programım burada bitiyordu ama şu demek program ID. Şimdi bunu kapatalım. Genelde trafik tank seviyeyle alakalı şifrelemeleri gösterdik ama mesela hiç trafik ışıklarıyla yapmadık. Şimdi trafik ışıklarına tıkladım. Ben PLC'nin içerisine bu programı yüklüyorum şu anda. Mesela online diyorum. Şu anda yükledim. Bakın proje kısmından şöyle aşağı doğru indim. PLC'ye bağlı olduğum için program ID ve PLC ID diye iki tane sekme açıyor bize. Bu şu demek, bunları mesela kurduğumuz zaman mesela program ID için 1, 2, 3, 4 diyelim. Mesela bu da 1, 2, 3, 4 olsun. Tamam dedim. Aynı zamanda şunu da yapmam lazım. Mesela proje menüsünden gene aşağı doğru inip PLC'ye de aynı ID'yi vermem lazım. Mesela buna da 1, 2, 3, 4 diyelim. Aşağı geldik. 1, 2, 3, 4 diyelim. Bu şimdi şu demek. Bu yazdığım ID'deki program sadece 1, 2, 3, 4 ID'sine sahip, yani ID aslında İngilizce olarak söylemeyeceğim ama kimlik gibi de düşünebilirsiniz. Bu identification diye
de çıkıyor. Yani öyle uzantısı o şekilde diyebiliyorum. Bu şu demek, PLC'nin içerisinde yani bu program sadece bu PLC'de çalışır. Yani mesela sonrasında X bir kullanıcı diyelim sizin PLC'niz içerisindeki programı çekti. Yeni bir tane PLC aldı. Sizin mesela makinenizi ya da yaptığınız işi kopyalamaya çalışıyor. ID'leri uyuşmayacağı için PLC'lerin, ondan dolayı mesela programı run edemeyecek. Direkt PLC mesela error'a geçecek. Ama isterseniz bunu da not edelim Volkan Bey. Bununla alakalı yarın isterseniz bir örnek de yapalım. Tamamdır. İsmail Bey, sizlere keza aynı şekilde. Onun dışında ne var mesela? PDF file'leri harici diğer dili nasıl aktarıyorduk? Zaten diğer dili otomatik olarak aktardı. Ben sadece bakın şurada aşağı doğru ineyim. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani çok fazla böyle bilgisayarların olmadığı dönemlerde el terminalleriyle PLC'ler programlanıyordu. O dönemlerde mesela programı bu şekilde yazıyordunuz. İşte open, açık kontak, işte 10-19-24 mesela bunları böyle yavaş yavaş tanımlayabilirsiniz mesela. Dikkat edin böyle. Gibi. Soruları bir yandan böyle bakıyorum. Olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Yukarı aşağı sayacağı nereden alıyorsunuz? Ben kaçırdım demiş. Hemen ona da bir cevap verelim. Şöyle bu aşağı kadar indim. Yukarı aşağı sayıcı şöyle. Mesela F tuşuna basarak ya da şu fonksiyonları çağırarak. Yani şurada boş bir yerde F tuşuna basayım. Temel fonksiyonların içerisinde 7 numaralı fonksiyondu yukarı aşağı sayıcı. Buradan dediğim gibi yani 300'e yakın fonksiyonla beraber böyle diğerlerini de inceleyebilirsiniz. Bakın böyle gidelim mesela aşağı doğru. Gibi. Murat Bey teşekkür ederiz. Tamam. Ben de teşekkür ediyorum. Umarım hem katılımcılarımız için hem de sizler için öğretici olmuştur. Eğitici olmuştur. Bunu gerçekten canlı gönülden söylüyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de operatör panel giriş eğitimi, ondan sonra işte servo motorla alakalı bir eğitimimiz daha olacak ve PLC 2 eğitimimiz de olacak. Onlara da gerekli katılımı göstermenizi rica ediyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hepinize iyi günler.